Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Selamlar. Tekrar bir IQ düşürme operasyonumuzla birlikte sizlerleyiz. Nasılsın Malicim? Görüşmeyeli. İyidir. İyidir, sen nasılsın? Bu arada Nubit abi, abonelik için çok teşekkür ederim. Prime'ını bize basmışsın. Sağ olasın. Selam herkese. Leyla ile Mecnun'un kayağın bölümü geldi aklıma. Hatırlıyor musun onu? Kulağına kayağın kaçmış diye parayla çıkarıyorlardı. Aynen. Ya ama Ümit Davala'daki para da yani çok limitli bir para değildir yani. Alırsın bu telifi yani. Cool as fuck. Takip için teşekkürler, hoş geldin. Bugün de ümitliyim abi. Çok büyük bir IQ kaybı yaşamayacağız. Bence en azından eksileri görmeyeceğiz. Ya abi, bugün bayağı bir parça çıkmış. Globaldeki işler biraz hayal kırıklığı yarattı bende mesela. Önce oradan gireyim. Onlara ayrıca bakmıyoruz çünkü bu Türkçe rap yayını. Ama onlar için ayrıca bir içerikte planladığımı biliyorsunuz. Henüz ne zaman başlarım bir fikrim yok ama tembellik. Ümit Davala beat istese yorumunu gördüm de. Geçen haftaki şey, 1 milyon verseler batağına doğru gidiyoruz yine galiba. Parçalarımızı sayarım birazdan size. Mesela Machine Gun Kelly'nin albüm beklentim vardı. Farklı bir şey deneyeceğine dair. Neredeyse hep aynı şarkıları dinledim gibi hissettim. Elza'nın albümü beğendim. Action Bronson'un albümü beğenmekle beraber sıkıldım. Ve yine bizim bu taraflardan sample'lar var bayağı. Yanlış görmediysem. Yanlış fark etmediysem. Üstün körü baktım çünkü. A$AP Ferg'in albümü de çok sevmedim ben ya. Yani bu dün gece yabancı taraf bende hayal kırıklığı yarattı. Dün bizim Hip Hop 101 yayınından sonra ben Mestefe'nin yayına geçtiğimde de orada bugün de bakacağımız birkaç işi dinledim. Hayal kırıklığı yaratan da vardı, beklentimden iyi çıkan da vardı. Hep beraber bakacağız ama bugün bayağı bir parçamız var ve iki tane de dinleyici demomuz var. Ben Fero albümü için sabırsızlanıyorum demiş Tapık'cığım. yani oradan 3 parça aldım bu arada, evet. Kanka yetiştirseydim 3 tane dinleyici dememiz olacaktı ama yetiştiremedim. Haftaya artık. Ha, evet, sağ olasın. Sen benim intikam için bana parça yapmakla uğraşıyorsun bu ara. İstiyorsan gel beraber yapalım, ben aranje falan yapayım. Sonra tsunami gibi bir şey çıkmasın ortaya. Şimdi bana yaptığını da gördük. Altında beat yok Baykan'cığım. Yani bunu mümkünse ses mühendisiyim diyenler değil de daha böyle işini bilen arkadaşlar ilgilenirse sevinirim. G'nin podcast'ı dinledin mi? Magazinsel bir şeyler dedi, doğru mudur? Abi ben bugün yine bayağı geç uyandım, kaçırdım. Gerilla yeni podcast mi attı? Mutlaka dinleyin Ben abi ondan. dinledim, senden bahsediyor. Ha, sağ olsun. Ya Gerilla sağ olsun demese dinlemeden sağ olsun. Çünkü genelde aynı fikirdeyiz ve aynı yolun yolcusuyuz. Yani çok farklı, kötü bir şey söyleyeceğimi zannetmiyorum birbirimiz adına yani. Aynen dedim zaten podcastlerde Ya kankacılık yapmayın diye. ki söylese de zaten hani yani bir eksiğim bir hatam vardır ki söylüyordur. Yani o kendisi bilinçli bir insan çünkü yani. Neyse, kurşunu eleştireceğiz denmiş. Bu arada şey var, kurşunun parçayı aldık ama ben kendisinin fevri çıkışlarından dolayı iletişime geçmedi ama bizim normalde şey diyorduk hani, programı sizi dahil etmememizi istiyorsanız bize ulaşın, bizim parçanızı görmezden gelelim diyorduk. Böyle bir şey yapmadı, o bayağı bir küfür etmeyi falan tercih etti. Onun için kurşunun parçayı size ayıp olmasın diye aldık ama ben herhangi bir yorum yapmayacağım bu arada. Mali isterse yorumlar. Yok. Ha, Ben de yapmayacağım. dinleriz. Siz geç derseniz geçeriz, şey yaparız. Ama ben ona bir yorum getirmeyeceğim yani, madem öyle artık. Ecelime susamadım Ya bir şey olacağını yok da dayıma neyse. Aa, Emir Kemal sürpriz. Hoş geldin. O zaman ufak ufak başlayalım mı, ne dersiniz? Eski bir parça ama klibi yeni geldi. Gazapizm ve Gaye Su Akyol Perişan. Başlıyorum. Evet. Hoş geldin Miraç. İlk Gazapizm'in klibiyle başladık. Hiçbir şey kaçırmadın yani. İlk parça bu. Ya parça zaten yeni değil. Hani bayağı oluyor çıkalı. Ama hani klip yeni geldiği için ve klibi de merak ettiğim için aldım bu parçayı da. Sam Donovan, hatta Ateşler de bu konuya biraz değinmişlerdi. Albümdeki bazı mixlerden kendileri de çok memnun değiller. Hani bizim Müzik Biznes'in ilk yayınında Ateş Berker Öngören ve Okan Çam'ı ağırladık Argo İzmir'den. Onlar da hani mix konusundaki eleştirilere insanlara yer yer hak verdiler. Yer yer biraz zevk meselesi olduğunu belirttiler yani açıkçası. Özet geçmek için diyorum ama yayın tekrarını seyredebilirsiniz. YouTube'a attım ben onu. Tarz nedenmiş? Abi mesela ben orada da konuşmuştuk. Bu parça benim albümde beğendiğim parçalardan bir tanesi. Çünkü burada mesela EDM biraz dozunda yedirilmişken sağ solu keste örnek vereyim mesela fazlaydı. Hani benim için fazla EDM soundları vardı. Çok dinleyemiyordum mesela.
Miraç'ta telefonum uçak modunda yayın boyunca görmedim onun için bir şey. Yani Gazapizm'in özgün bir tarzı var ve bu prodüktörlerinde bunun çok büyük etkisi var. Çünkü prodüktörleri rap prodüktörleri değil, hani çok geniş bir ekip var. Bu parçada bildiğim kadarıyla yaylılar falan canlı çalınmış durumda. Hani enstrümanlar canlı. Hani bizdeki klasik sample mantığı ya da işte VST mantığıyla işlemiyor. Hani o açıdan bu özgünlüklerini takdir ediyorum. Ama yani şey var. Klibi ben grafik bazında hani bir yönetmen ya da işte VFX sanatçısı olmadığım için çok teknik bir yorum yapamayacağım klibi, ama şey var. Cezanlı klibinde de bugün geleceğiz o konuya. Bu animasyon 3D klip modası başladı tekrar sanki. Hani bu 2000'lerde bir ara çok modaydı, 2000'lerin başında. Tekrar bir canlanıyor galiba. Sadece bizim Türkiye için konuşmuyorum. Globalde de bu furya tekrar bir giriliyor gibi galiba, sanırım. Yani iki işte beni çok klip bazında açmadı, ama Gazapizm klibin bir yaratmaya çalıştığı dünyayı açıkçası sevdim. Biraz cyberpunk etkiler var sanki böyle, değil mi? Hani hepimizin salya ile beklediği oyun. Ama klip, yani evet, kliple şarkı uyumunu çözemedim. Ama dediğim gibi parça yeni bir parça değil, onun için yeniymiş gibi değerlendirmeyeceğim. Sevdiğim bir parça genel olarak. Kanka bu üçlü Ama biraz arabesk animasyonlarda etki, yani ya, biraz daha doğrusu oryantal etki beni yer yer, Gazapizm'in özelinde söylemiyorum bunu, baymaya başladı artık zaten şu dönemde yani genel olarak. pandeminin de etkisi var ya, konuşmuştuk geçen Ha, haftalarda o, da. evet, mümkün mümkün mümkün. Büyük bir etkisi var yani. Hatta bu pandemi bence bu üçlü animasyonla uğraşan arkadaşlar için iyi bir hem ekmek kapısı oldu yani onlara, hem de pratik yapmak açısından da iyi oldu. Daha başarılı işler gelecek muhtemelen Mesela uzun Baho demiş vadede. ki bir kadın çizeceksin klibi geldi abi sen öyle deyince. Aynen, mesela hepimizin bildiği Red Hot Chili Peppers'ın ergenliğimizde dönen bir iki klibi var o şekilde, hatta yani. MTV'de bolca dinlediğimiz, seyrettiğimiz. Californication olması lazım. En çok bilinenin de. Bir iki tane daha var. Linkin Park bir ara girdi o furyaya. Yani bir dönem modaydı. Şu an dediğin gibi pandeminin etkisinden olabilir. Ve dönemlerine göre iyi klipler onlar ya. Bu hafta gerçekten bir arabesk drillimiz var listede demiş Honeyway. Hangisi acaba? Baya bir şey var gerçi de listede. Benzer. Netteden de aldım çünkü ben yine. Ben göndermedim daha şarkıyı. Fizyokrat Arabistleri. son aylarda çıkmış en başarılı animasyon hangi klipte peki sizce demiş. Yani o kadar detaylı bakmadım ya. Çok da çıkmadı zaten o kadar ya. Ama bu 4-5 ce ya tane. mesela şey, bu Ceza'nınkinden iyi. Çünkü Ceza Ceza'ya benzemiyor. Burada en azından Gazapizm'e benziyor. O yüzden diyorum. Oğlum gülme. Burada hani bir şey, iğneleyici bir şey söylemiyorum. Gerçekten Ceza'yı Ceza'ya benzetemem. Ceza'dan çok Yok. Fuks'a benziyor yani. Ben de aynısını fark ettim de aklıma Evet Serhat geldi, o yüzden güldüm. evet. Geçen hafta Serhat vardı mesela, değil mi? Burning'inde de şey vardı mesela. Böyle Soprano'da da ben söylemiştim. Hani şey, Kratos var orada da. O sakallı abi kimse aslında, bayağı hani şey, cameo var orada. Kratos cameo yapıyor klipte. Of, neyse, yani bu yeni bir parça olmadığı için bunun bir klibine bakmak istemiştim sadece, o yüzden aldım. Geçiyorum. Hazır Doktor Fuchs demişken kendisinden bu hafta iki parça birden var. Oh. O zaman devam edelim Fuchs'la. Yeni gelenler için söyleyeyim. Beğenmediğimiz bir parçayı chatten çoğunluk olarak geç kararı çıkarsa geçiyoruz. Sizden böyle bir karar gelmedikçe benim içim de sıkılsa, beğenmiş de olsam, siz geç derseniz geçeceğim, ama mecbur dinliyoruz her şeyi sonuna kadar. O zaman Fuchs'un ilk parçası geliyor. Doktor Fuchs son tekrar %16. Evet. Geçtik geçtik geçtik. Sakin sakin sakin. Abi üzülüyorum ya. Gerçekten üzülüyorum ya. Yani yani nefret döneminde hani tamam, o dönem ben yine Amerikan rapini daha çok tercih etsem de, bu kadar detaylı bilgim yokken Türkiye'de hani en beğenerek severek dinlediğimiz grubun bir üyesinin bu kadar düşüş yaşaması gerçekten beni üzüyor ya, samimi olarak. Yani şu an Türk lirasından daha kötü düşen tek şey Doktor Fuchs olabilir abi. İlk 30 saniyesi fena değildi ama. Vokal yok diye mi? Ya ben beat'i de sevmedim bu arada yani. Fuchs'un sıradaki parçasına geçiyoruz. Buna bir, yani üstüne çok bir şey söyleyemeyeceğim yani. Beğenmedik. Ve üzüldüm ama yani. Hakikaten üzülüyorum genel olarak ya. Sıradaki Fuchs parçası ne oluyor? Evet, yine yoğunlukla ekranımda geç kararı gördüğüm için geçtik, ama bir önceki parçadan çok daha iyi olduğunu itiraf etsem de kötü parça ve Fuchs ne oluyor derken çok direkt yanlış tondan gitti abi yani. Ya Ve oraya otursaymış güzel olurmuş aslında ya.
da genel olarak abi Fox'un Evet. herhangi bir Sonrası şeyine karşı çıkıyorum. parçasında oturmuyor bir şeyler zaten yani. Sadece ton değil yani. Bir şeyler oturmuyor yani. Ya ritim kaçıyor ya nakarat oturmuyor. Ya Fox hani farklı bir beat'e girip kazayla yayınlamış gibi oluyor. Ben çözemedim yani. Üçü de var bunda bu arada. Evet. Nubis demiş ki abi Fox sanki bu konularda kaygı sahibi değil, evde bir şeyler yapıp yüklüyor gibi. Abi ama işte bu isim sahibi, kariyer sahibi ve yani kendini müzisyen olarak tanımlayan birinin böyle davranmaması lazım değil mi ya? Bilmiyorum. Yani ben ya şey var. Geçen Ulaş bendeyken de konuştuk. Ulaş dediğim boyalı eller Ulaş, grafitici Ulaş. Aynı zamanda label'ları var onların da. Hatta onların label'dan çıkan işleri yerden yere vurmuştuk burada falan. Onu da konuştuk. Ya herkes sanat yapma kaygısına benim kadar bağlı değil yani. Ya da sadece burada tek ben yapıyorum anlamı çıkmasın. Hani bazı insanlar sanat yapmaya çalışıyorken bazı insanlar ya canı sıkıldığı için üretiyor ya da tamamen ticari beklentiyle üretiyor. Ama işlerde işte bu pazarın kalite ortalamasını çok düşüren bir şey yani. Maalesef. Kanka bundan da ticari kaygı beklemezsin Yok, ama. Fuchs zaten ticari kaygı beklediğini zannetmiyorum. Bekliyorsa ekstra üzülürüm Fuchs için yani. Evet. Yani Fuchs eğer hakikaten bunları bir de ticari bir kaygı içerisinde yapıyorsa ekstra üzülürüm. Ama yani gerçekten geldiği noktaya üzülüyorum yani. Hiçbir zaman fanı olmadım. Demin de söylemiştim hani Nefret grubu hani o zaman çok limitli bir skala varken elimizde. Kötünün iyisi bazında dinlediğimiz bir şeydi ve yani şey nostaljik anlamı var hani burada direkt de yerin dibine sokmayacağım. Nostaljik anlamı var. Hala nostalji için açıp dinlenebilir ama hani kıyasladığımız zaman dönemindeki muadil global işlerle falan hani Türkçe rap zaten çok emekleme aşamasındaydı o zaman. Ama yine de oradan buraya gelindiğinde o emekleme aşamasındaki halinin bu halinden daha iyi olduğunu görmek çok üzücü bir ismin yani. Bilmiyorum katılıyor musun? Katılıyorum üzüntüyle zaten. Şu an Yani. izliyorum. Bir an önce bir sonraki şarkıya geçelim diye bekliyorum canım sıkıldı. Geçiyoruz geçiyoruz. Sıradaki parçamız PMC'den geliyor. Bora Hışır ve Bedo. Cevap yok. Evet bu şarkı hakkında ben iyi bir şey söylemeyeceğim ama çok tanıdığımız bir simanın iyi bir sözü olabilir. O zaman sizi Marisan bir yorumuna başla dinlediğimiz kadarıyla. Ben ekipmanımı tamamlayıp roleplay'imi yapacağım. Abi bende de bir aşırı gecikme var şu anda. Onu çözmeye çalışıyorum da bir yandan. Duyabildiğim kadarıyla söyleyeyim bence ya bu şarkıları belki de farklı skalada değer ya, yapma şunu. Dur bir dakika. Minisini de ben getireyim. Tamamdır. Hah, geldim ben. Tamam. Bunu abi bence farklı bir skalada değerlendirmemiz Bak lazım bu şarkıları. evet. Bak şimdi. Bak nasıl çıktı bak görüyor musun? Dur 10 tane tuşa basıp hala tonu bulamayayım ama bunu yaparken parçayı açmam lazım. Tabii sesini kısmışım. Hadi ya bir RP yapacağız. Bakışların derin ben. Duyuyor musunuz bakın? Derinden, derinden. Evet abi. Bak o sesi alıyor musun? O kafa sesi. O kafa sesi bak o el abi orada en önemli olan şey el ama bak şu. Allah aşkına şunun klibini alın. Kısmının klibini alın. Yalvarıyorum size. Ne olur. Ya ben kayıtlarda atarım sana parçaya koyacaksın biliyorum. Kullanacağım bunu. Bu kadar da basmıyordu herhalde. Sigara içiyorlar çok. Evet, çok sigara içiyor O hepsi de. sigara iç. Çok sigara Sigara. içiyorlar. Çok Kirli bir sigara ses. içiyorlar. Kirli ses var ama Masakaya bitiyorum. Masakaya veresim var. Bunu demedi değil mi? Sesin yok. Yine sesin yok. Programa bak, sesin yok. Basıyorum ben de gelmiyor değil mi? Evet, gelmiyor gerçekten. Çete sor. Ya bunu dese şaşıracak mıyız peki abi? Bunu soruyorum çete. Bu cümleyi kursa şaşıracak mıyız yani? Mali sesin yok. Allah aşkına şu programı ya sil ya kullan. Yüklediğin şu programı ya kullan ya sil. Sesin yok Mali. Sen şunu çözmeye çalış, ben değineyim parçaya biraz. Ben ara ara basacağım sesim gelince Geldi söylüyorum. geldi 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 geldi. Kanka programı sildim ben. Programla alakası yok. Discord'la ilgili bir şey var. Ayarı değiştiriyorum. Tekrar eski haline alıyorum. Düzeliyor. Anlamadım ki ben.
Demin de hakikaten sen güldüğün sırada bir şeyler söylediysen de bize sesin gelmedi yani. Oha oha dedim. Ha tamam. Ay. Ya da sen bunları artık kasıtlı ben ses kayıtları alamayayım diye mi yapıyorsun? Kullanmaya başladım. Yavaş yavaş Bugün de dinleriz belki. çözüyorsun. Bugün de dinleriz belki. Yeter Allah aşkına yeter. Ne olur yeter. Vallahi bırakın. Tamam. Şuna geleyim. Beğenmemekle beraber parçayı Bedo'nun normaldeki performansından kendi adına daha iyi bir performansı var diyebilirim dürüstçe. Bora Hışır çok kötü abi. Çok kötü. Gerçekten. Yani arabesk drill gerçekten hep bizim dalga geçtiğimiz şey PMC'den de çok sık geliyor bu ara. Ama Bedo'yu normal şartlarda demiştim ya bir tek Nefret parçasında beğenmiştim. Onun dışında verdiği solo işlerde ya da işte bizim yaptığımız sağ yanla yaptığımız parçada da çok içime sinmediğini söylemiştim. Oraya göre burada bir tık daha iyiler yalnız. İyiler dediğim Bedo iyi yani. Ya şeyi söylüyordum ben tam ses dosyada. Bence daha doğrusu sen girdin araya Senin rolplay'e. sesin gitti diye ben girdim işte. Aynen. Bu bence bu şarkıları farklı bir kategoride değerlendirelim ya. Böyle Ses, hepsini sesin yine geçiyorum. her an gidecek gibi bir boğuk geliyor şu an ama. Var net duyuyoruz ama bir boğuk geliyor. Kanka ne yapayım yani? Geldi, 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 geldi. Şimdi geldi. Ne yapayım yani değil. Güzelim ayarlarımızı niye bu hale getirdin sen? Hiç bunları yaşamıyordum. Ben hiçbir şey yapmadım ya. Yaptıysam Emre Yücel'den yayınında şeyi dinlesin, Bulgari'yi dinlesin. Vallahi yapmadım. Övebilir onu yalnız o dinlerse Bulgari'yi. Bu Of, arada ne var var. şey Atilla de cevap vermemiştim abi kepini çok güzel nerede aldığımız abi ben bunu H&M'den almıştım düz boş kep şuraya kendim Mario pini yap ekledim böyle modifiyeli bir şapka bu birkaç sene oluyor H&M'den almıştım rengini çok beğendim ben bunu Bedo rap yapıyor ikinci nakaraz sonuydu galiba denmiş geçtiğimiz için bakmadık tabii ki geç karar çıktı chatten ama yani yine bugün kötü başladık. Yani Gazapizm'i istisna tutuyorum çünkü bu haftanın parçası değil. Hani nereden baksan 7-8 aylık parça yani o. Bugün Fuchs'la başladığımızı varsayarsak şu an 3'te 0 gidiyoruz beğeni bazında. Ve Ceza geliyor. Sıradaki parça hazırsanız. Ceza yeni mesaj. Evet durdurdum. Mali sende bitti mi? Bir hem ses kontrol hem gecikme kontrol yapalım. Kanka, işten dolayı açık olan bir sürü sekme kalmış benim fark etmediğim. Onları kapattım tek tek. Muhtemelen sıkıntı olmayacak bundan sonra. Anladım. Kapattığım anda düzeldi çünkü. Ha tamam. Kusura bakma, o arkada aşağıda kalmış fark etmedim Evet bunu. ben de fark ceza parçası olduğu için geç yazmadığınızı çok fark ettim ben de chatte açıkçası. Şey şöyle söyleyeyim. Ceza elinden geleni yapmış size bunu söyleyebilirim. Çünkü parçanın hata kısmı cezada değil. Hani bunu da hani biliyorsun cezayı şu dokunulmazken eleştiren biri olarak bunu samimiyetimle söylüyorum yani hani bu cezayı koruyup kollamak değil öyle düşünecek olanlar varsa aranızda. Elinden geleni şöyle yapmış abi. Sample açacağım anlayacaksınız. Aranje çok kötü. Bir, klipte ise bu dediğim gibi Gazapizm'in animasyon klibi bu klipten çok daha iyi. Hani ikisini kıyaslarsak bu haftaki animasyon klibimizde. Ben Ceza Fuchs'a daha çok benziyor ve şeye üzülüyorum abi. Şu an NBA 2K, FIFA, PES gibi oyunlarda kendi fotoğrafınızdan suratınızı aktardığınızda daha çok benzeyen karakter yaratabiliyorsunuz ya artık. Hani bu kötü işçilik çünkü abi yani. Bu bütçeyle falan da alakalı değil. Bu kötü işçilik ya. Yok abi cezanın parçayı yeni bitirdik Unlucky Dancer. Gerçekten Faceykenler, oyunlardaki Faceykenler şu an bundan daha iyi yani. Yani bu bütçesizlik falan değil, bu kötü işçilik bir. Parça için ufak info vereyim. Rahmetli Melih Kibar'ın anısına yapılan bir albümde Ceza da parça yapmış, bu o. Onun için Melih Kibar sample'ı zaten bilinen bir şey. Ancak beat'i yapan ya da düzenlemeyi yapan kimse tam olarak beat gibi bir şey değil çünkü bu baktığımız zaman aslında. Çünkü sadece ritim yazılmış gözüküyor ama çok kötü editlenmiş abi. Hani aranje gerçekten çok kötü. Ben o parçanın orijinalinden kariyerimin çok amatör dönemlerinde ben de sample almıştım. Bir daha almadım ama. Yani amatör halimle kullandığım mali daha iyiydi. YouTube'da falan yoktur o parça. Hani biz çok şeydi. Kaplan'la yapmıştık galiba biz onu. 2004 falandır yani. Çocukken yaptığım bir beat'ti o. Hani onu açmayacağım. Size Melih Kibar'ın orijinal mesajı açacağım. Birazını dinleyelim. Hani bir prodüktör mantığıyla bakın, aranjör mantığıyla bakın. Alıp editleyebileceğiniz, rap vokale yedirebileceğiniz ne kadar şey var? Resmen şey, tek nota üzerinden yürütmüşler. Derya Deniz sample var bu şarkıda ya, öyle söyleyebilirim size. Ama yok Fizyokrat, Mix Mastering'i sormuyorum. Mix Mastering hatası değil dediğim şey, aranje düzenleme hatası. Bakalım, Melih Kibar mesaja kısaca bir bakalım, açıyorum. Evet, durdurdum. Yani şöyle,
en baştaki 2 saniyenin üzerine kick ve snare yazıp geçmiş prodüktör arkadaş, kimse prodüktörü ve tanıdığımız biri değil burada. Demin Serkan yazmıştı. Düzenleme Alper Erinç, producer Seda Sertbaş yazıyor. Muş videonun altındaki infoda. Yani rap, bir rap prodüktöründen çıkmamış zaten. Bu yani 32 barda 2 nota üzerinde gidiyor ceza. Hani araya bir aranje eklentisi ya da burada dediğim gibi zaten sanatçının anısına yapılan bir albümde sizin sample telifi ya da işte kullanımı uzunluğuyla alakalı bir sıkıntınız da yokken neden bu kadar limitli bir tercihe başvurulmuş, bir anlam veremedim. Yani ve mesela bir yerde en başta mesela spoken word gibi gittikten sonra bir yerde beat drop arıyorum, arada geçişler arıyorum. Bunların hiçbiri yok parçada. Hani ceza elinden geleni yapmış dediğim için sipariş iş gelmiş belli. Siparişe uygun şeyi teslim etmiş ceza ama hani bu parçanın kötülüğünün cezadan ziyade daha doğrusu kötülüğünün demeyeyim hani yani bugün dinlediğimiz Fuchs'un işlerinden falan kat kat iyi yani henüz ya da Bedon'un işinden daha iyi onlara kıyasla dinlerim ben yani. Bora Hışır ve Bedon'un işinden düzelteyim. Bedon'un solo işi değil o. Dinlemesinde dinlenir onlara kıyasla. Ama yani aranjör bu parçayı bence olabilecekken olmamış hale getirmiş ya maalesef. Yok ya cezanın işine saygısı yoksa benim niye cezaya saygım olsun? Ben bu konuya çok takılıyorum ya demiş Yasin Fidan. Ben de hemfikirim. İşine saygı duymayan insana sen saygı duymak zorunda değilsin abi. Çünkü zaten ben böyle bir şey söylemiyorum. Hani burada cezanın vokal ya da teknik yetersizliğinden ziyade aranjörün sıkıntısından dolayı parça yalan olmuş yani biraz. Onu demek istiyorum. Cezanın kendi projesi olduğunu düşünmüyorum zaten. Sorun orada. Hani kendi albüm cezanın kendi albümünde bu çıkmış olsa o zaman ceza niye böyle bir şey okudu diye sorgular ama bu biraz Melih Kibar için toplanan bir label albümü anladığım kadarıyla. Yani o yüzden burada eleştirimi cezaya getirmiyorum. Aynı ben Suspus albümünde dediğiniz eleştirilerin tamamını cezaya yaptım herkes övüyorken abi. Ondan emin miyiz ya şey olduğuna, albüm içinde yer alacağını? Abi Melih Kibarış'ın bir toplama anma albümü yapılacak diye haberler yordum cezadan bağımsız ben. Ve bu parçada Melih Kibar'ın mesaj parçası üzerine, ceza yeni mesaj üzerinde Melih Kibar'ı andığı, hatta yani normal şartlarda hangimiz parçada sample aldığımız sanatçının ölüyse fotoğrafına bakıp anıyoruz yani, ha, klip içinde. Yok yok ben tek single olarak hani öyle bir şey yaptılar sandım, albümden haberim yoktu o yüzden sordum. Anlakilensiz Suspus'ta hani ben Suspus'un prodüksiyonunu genel anlamda beğenmemiştim ve Cezad'ın hani bir bayağı uzun süre sonra gelen albümüyken verdiği yabancı düetler olsun, çalışacağı prodüktör olsun, kendi duyurduğu isimler yüzünden girdiğim beklentinin sonucunda sadece Roka beatleri ve Sansar düeti görünce çok büyük hayal kırıklığına uğramıştım o albümde yani. Çünkü albümde D.T. Werf'ler, Lenny Kravitz'ler, Portishead'ler falan duyurulmuştu albüme gelene kadar. Yerli plakadan, pardon, yerli plakada duyuruldu ilk bazı düetler. 10. köyde görmedik, ondan sonra tekrar belki görürüz diyorduk. Burada da görmedik. Hani 10 yıldır, 10 yıl öncesinden duyurulup hayata geçmemiş işler var. O albüm için duyurulup. Bu bende çok büyük bir zaten beklenti, hayal kırıklığıydı. Beklentimi karşılamayan şeydi Suspus bazında, aynen. Ama dediğim gibi şu an konumuz ondan ziyade hani bu parça ama bu parça dediğim gibi ben bu parça için cezayı suçlamıyorum yani. Çünkü aranjör veya işte albüm için düzenlemeyi yapanlar kimlerse biraz bu parçanın içinden onlar geçmişler maalesef. Sıradaki şarkımıza geçelim mi Mali, söyleyeceğim bir şeyler var mı? Abi yok, dediğim gibi işte ben sekmeleri kapatıyordum, yarısından sonra yetiştim. Yetiştiğim kadarıyla senin söylediklerine katılıyorum, başka ekleyeceğim bir şey yok. Çok da takip edemedim başını, o yüzden kusura bakma. Eyvallah, sorun yok. Sekmeleri kapattım, gecikme bitti, sendeyim şimdi. Zifir'i sen bir şey sormuştun, ben ona değinirim demiştim. Bir dakika, o neydi? Ona da bir bakayım, öyle geçelim. Kurşun'un albümünden bir şeyler dinleyecek miyiz? Abi biliyorsunuz, bunu sormuşsun. Sen yokken söylemiştim ama tekrar edeyim. Yeni gelenler için de. Biz normalde her parçaya istisnasız bakıyoruz ama bazı sanatçılara şunu diyorduk hani eğer bizim programımızda işinizin değerlendirilmesini istemiyorsanız bize ulaşın, bir daha sizin işlerinizi görmezden geliriz diyorduk. Belli ki bizim programımızda yer almaktan memnun değil Kurşun. Tsunami parçasında yaptığım eleştiri yüzünden çünkü bayağı küfür falan etti Twitter'da. Onun için ama dediğim gibi biraz medeniyet bekliyorum bazen insanlardan ben Türkiye'de hatalı olarak hani ulaşın abi parçayı dinlemeyelim gibi. Öyle bir medeniyet karşılığı gelmeyince biz de siz merak edersiniz, istersiniz diye bir parça klip parçasını açacağız, çıkış parçasını açacağız albümden, klip parçasını. Ama ben hiçbir yorum yapmayacağım üzerine. Siz merak ediyorsanız diye ondan aldık yani. Şeyi sormuş, Ezel'in Regis Hanım'ını unuttum demiş. Yaptığı iş var mı bugün? Onu geçen hafta dinledik. Ezel'i geçen hafta dinledik aynen. Ya çıktığı her parçayı... Yani kayıtlar... Haftalık yayınlarında her parçayı, Perşembe gecesinde çıkıyorsa Cuma günü biz hepsine bakıyoruz bu yayında. Sıradaki parçamız Vasi, Şekil Şukur, Tarz Mars.
Okuyamadım. Şkul. Bu arada ekstra hiçbir şey açık değil ya. Neden drop yiyoruz peki? Hani klasör falan da kapatayım hadi de yani. Bunu bir çözemedim. Baykan abi epidemiye kıyak geçiyor beyleriyle var. Yok abi hani şey bugün kalabalığız biraz. 56 kişiyiz. Çoğunluk geç demesi lazım. 5 geç olduğu için size hatta dedim abi geçinmemizi istiyorsanız seri bir geç yazın diye. Evet Madi ne dersin? Ben bir aşırı şey içeceğim sen başla. Daha söyle abi çünkü kesildi senin görüntü komple. Mali evet. Dedin sonrası yok. Şey ben bir su içeceğim sen başlar mısın demiştin. Ha tamam afiyet olsun. Ya Vasiyi ben şeyden tanıyorum işte Epidemic Cypher'dan öncesinde duymamıştım. Sen tanıyor muydun bilmiyorum ama öncesinde duyduğum bir isim değildi. Orada da yaptığı iş bayağı orijinal gelmişti bana. Burada da aslında bir şeyler denemiş ama tam olmamış gibi ya. Sanki olası varmış da olmamış gibi. Böyle bir arada kaldım ben. Çok geçlik görmem. Kim Jong okuyacağım ama açıp, ama açıp da dinlemem diye düşünüyorum. Çok arada kaldım. Evet. Bu arada... Çok dehşet geçlik değil ama yani. Bence bu iki farklı ses var ya. Onun ve ince sesi. Onları çok çok daha iyi kullanabilir yani. Bu şarkıdakine evet. Göre. O ses geçişlerinden dolayı şeye çok odaklanamadım. Lirikal kısmına çok odaklanamadım açıkçası. Yalan olmasın. O kısmını değerlendiremeyeceğim. Ben şeye takıldım. Acaba nasıl kullanmış diye takıldım. Oradan çok beklediğimi alamadım ama. Eyvallah. Bu arada Kim Jong-un Prime'ını bize basmış abi. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Daha önce chatte göremediğim için hoş geldin diyorum. Buradaysan ciddiye alma. Yayınlara katılmam bile bizim için yeterliyken abone olman ekstra değerli benim için. Çok teşekkür ederim. Ben geleyim. Epidemic Cypher'da da söylemiştim. Vasiyi ben bayağı orijinal buluyorum. Ama bu parçasını çok çok sevmedim. Olabilecekken olmamış. Şöyle, senin dediğin gibi mesela bas sesle okuduğu yer, ben bayağı bir Tyler the Creator'ı hissediyorum orada ve hoşuma gidiyor açıkçası. Ama mesela parçanın ikinci bölümü ve nakarat bu parçada beni çok yakalamadı. Bunun çok erken bir demosunu bana atmıştı hatta. Sözlerim falan olmayıp sadece çok ufak bir kısmın olduğu yeri. Orada bir umutlanmıştım. Yani final biraz üzdü. Ama yani şu andaki bugün henüz dinlediğimiz 5 parçanın arasında gerçekten en beğendiğim oldu. Ama bu 5 parçanın arasında en beğendiğim oldu yine de her şeye rağmen. Ama yani şey bir playlistimi atıp dinleyeceğim, tekrar dinleyeceğim bir parça değil asla yani. Ama Vasiden ben hala umutluyum. Daha çok yolun başında ve umutluyum yani. Ha, vizyonu var yani belli. Şu abi Instagram Series Vol 1 yazıyor ya şeyde sağ alt köşede. Sanırım oydu ilk versiyonu. Shadowlands görüşürüz. Beğenildiği için mi uzatmış yoksa uzatılmadan önce kısa versiyonu mu koydu bilmiyorum ama mesela bir dakikalık versiyonu dinlenebiliyordu. Hoşuma gitmişti. Eğer aynı şarkıysa yanlış hatırlamıyorsam ikisi. Yanlış bilgi vermeyeyim de. Yani ben hatırlayamadım şu an. Açıp bakmayalım şimdi tabii şu de. Şu an hatırlayamadım. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Ben közler çıkmış ben bir sonraki parçada bir közlerimi alacağım. Yine bir daha önce yayınlanıp klibi yeni gelen bir parçayla devam edelim. Bildiğimiz parça olduğu için özellikle onu açıyorum. Aslında listede sıradaki parça o değil. İki parça sonrasındaydı o. Ayben yeniden geliyor. Bir bakalım o sırada ben közlerimi alayım erimesinler. Yani Ayben'in başkan albümünde değil mi bu da yanlış hatırlamıyorum. Galiba ben de öyle hatırlıyorum. Hatta bu şey değil mi abi? Ben yeniden diye bir şarkı yaptım. Hiçbiriniz şey yapmadınız. Popüler olmadı falan dediği şarkı bu galiba. Ben daha önce dinlediğim bir parça olduğunu biliyorum ama başkan albümünde mi ona bakacağım tekrar. Evet başkan albümünde abi. Doğru hatırlıyorum. Aynen. Şey... O albümdeki benim beğendiğim tek parça zaten bu parça. Ama yani şey Ayben'in imajını ve klibi beğenmedim. Ama o albümde Ayben'in beğendiğim tek şarkısı buydu. Ben bu şarkıyı kaçırmışım o albümde ya. Çok dikkatimi çekmemiş geçmişim. Bu arada telefonun çalıyor bakabilirsin kanka. Çok önemli bir şey yapmıyorsun. Telefonum çalmıyor abi. Ben ayağımı titretiyorum. Bardaklar birbirine vuruyor. Tamam peki. Çok pardon. Ay tükürüğümü yuttum. Cidden öyle mi geliyor ses? Aldım şimdi kenara. Yok chat de bende telefonun çalıyor sandık abi. Yani bardak titremesi Allah'tan eski Nokia melodisi gibi çıkmıyormuş sende. Nasıl başardın onu? Şu an yapıyorum olmuyor.
Kanka sen benim şarkıya beat yapmayınca ben kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Peki, Undertaker Seyfi'ye demiş ki yenidene kendi bile değer vermemiş. Başkana çektiği klibe bak, yenidene aylar sonra çektiği klibe bak demiş. Buna katılıyorum ve çünkü şey, o Joker ceza olayında Ayben'in çıkışını ben biraz komik bulmuştum. Hani şey, hani ben albümde yeniden gibi parça vardı ama siz başkana yükseldiniz falan diye. Ablacığım ilk single'ını sen başkan seçip onu kliplendirip onu verdin albümün çıkış şarkısı olarak. Yani burada dinleyicinin suçu ne? Yani o çok anlamsız bir çıkıştı yani. Evet, benim de oradan aklımda kaldı zaten, dedim ya şey, yani, bu şarkım diye. Ve hani Undertaker Seyfi'nin dediği gibi yani sen de çok önem vermemişsin, ticari oynamayı tercih etmişsin demek ki, buna çektiğin klibe bak yani. Bu arada ciddi bir şey... Kurşun'un albüme yorum yapmayacağım abi, kendi isteği üzerine. Ama parçasını açacağız ve dinleyeceğiz. Ben yorum yapmayacağım ama. Ciddi bir iki şey de söyleyeyim ben, çok trollemeyelim de. Aha. Ben şarkıyı lirikal açıdan Ayben'in seviyesinin üstünde buldum bu arada. Yani önceden dinlememiştim, o yüzden ilk defa net bir şekilde baştan sona dinledim. Faiz Lobisi Volüm 3, takip için teşekkürler, hoş geldin abi. Kaça kadar gidecek, Fox'un albümleri şarkıları gibi oldu. Klip yani Instagram'dan canlı yayın açıp çekebileceğiniz klipleri ben çok ciddiye alamıyorum. O yüzden orada bir hayal kırıklığı yarattı. Buna çok çok daha ses getirecek bir klip çekilebilirmiş. Eğer amacın ses getirmek, sen diyordun ya. Evet, bak mesela demek istediğim o, ticari de düşünebilirsin. Bunda ayıplanacak ya da kötü bakılacak bir durum yok ama hani ben bizim ülke insanının müzikten de bağımsız olarak hani bir şey ticaret için yapıp da aslında para umursamıyoruz ya falan tribine girmesine ve aynen, işte sonrasında özellikle sanat gibi bir camiada, evet bakın ticari olarak verdiğim işe rağbet gösteriyorsunuz ama benim çok anlamlı işlerime rağbet göstermiyorsunuz demesini ben mini çakallık olarak görüyorum ya. Hani ufak prim hareketleri, hani göze girme hareketler olarak görüyorum. Bunu Ayben özelinde söylemiyorum. Bunu birçok yerde görüyoruz. Ya şey var mesela, televizyon programına katılıyor adam. Denemek istedim, para için katılmadım diyorsun. Abi hadi ya. Yani şey neydi? Yaparsın aşkım mı? Öyle bir yarışma vardı ya. Yani oraya katılan adam söylüyor bunu bu arada yani, daha sonra ünlendiğinde. Hani şansımızı denemek istedik, para için girmedik. Allah Allah. Ya orada araba verildiği için girmedin. Gerçekten abi, o rezil duruma kendini düşünmenin nasıl bir his olduğunu merak ettiğin için mi girdin yani? Ya geçen yayında MasterChef izlemiyorum, şunu izlemiyorum diyordun, gizli gizli nasıl izliyorsun belli yani, yemin haberler... ederim. Oğlum haberlerden önce Fox'ta veriliyordu bir dönem, oradan biliyoruz. Yapma gözünü seveyim. Gizli gizli açıp izliyorsun hepsini. Bak Undertaker Seyfi'ye de tanıdın mı dediğin adamı diyor, aynen. Bir kısım tanıdı chatte, o da bizden biri. Yani. Bizden biri? Rapçi. Aa. Hı. Aa, ben şimdi fark ettim olayı. Oo tamam dur şimdi anladım. Yani. Tamam, sözümü geri alıyorum. Yani sıradaki parçamıza geçiyorum o zaman. Çünkü bu da bir aslan, yeni parça dinlemiyoruz bugün. Çünkü 5-6 ay öncenin parçaları, klipleri yeni verildi enteresan bir şekilde bu hafta. Bir iki tane daha vardı öyle bir iş. Yurt dışında da vardı daha doğrusu. Sıradaki parçamız Velet, Old G ve SS. Nefret bu. Peki gerçekten bir şey soracağım ya. Ben bugün niye bu kadar drop yiyorum ya? Yani şu an parçadan bağımsız olarak buna bir canım sıkıldı biraz yani. Olcay, ya şeye canım sıkıldı, modeme mi baktım hani ışıklarında falan problem var mı diye buradan. Yo ama yine mi acaba aşağıda telefon kutusunu kurcaladılar ve bizim kabloları mahvettiler, onu merak ettim. Burakçığım, takip için teşekkürler, hoş geldin. Abi, Bitrate yayını şey yapma, Bitrate zaten abi normal durumda şu an, onu kontrol ettim demin bir taraftan. Olumlu bir etkisi olacaksa bana gelen videoyu kapa istiyorsun. TTNet abi. Ya saçmalama, sen dinleyemediğin şeyi nasıl yapacaksın? Hayır, senin video. Yo, gerek yok ya. Artık bakacağız. Belki yine servis sağlayıcısında problem var muhtemelen. TTNet normal abidenmiş, evet. Spade'e de bakacağız abi, merak etmeyin. Parçaya geleyim. Velet'in önceki hafta dinlediğimiz işlerinden Velet özelinde daha iyi ama yine çok kötü. Yanlış autotune kullanımı. Artık çok sıkıldığım onun hının vokali var ya, bir tane yapamadım şu an ama bu da benim triplet flow oldu şu an yaptığım şey, bu o değil ama yani çok yoruldum artık Velet, yani beni çok yoruyorsun. Ve Spotify üzerinde yaklaşık 1,5 milyon aylık dinleyicisi var Velet'in abi. Gerçekten Türkiye'deki insanların zevkleri beni çok düşündürüyor bazen ya. Hani ben tahammül edemiyorum abi, yani 40 saniye tahammül edemiyorum ya şu parçalara.
Keşke OG'nin solo işi olsaymış ki burada bir parantez açayım. Velet'e kıyasla OG'yi beğenmeme rağmen özellikle sosyal medyada işte yeni yetenek çok iyi geliyor falan denen bir arkadaş için biraz beklenti yaptım belki oradan. İlk kez dinliyorum. Çok insanların söylediği şeyi görmedim OG'de de ya. Ha Velet'ten kat Velet'ten kat kat iyi ama insanların abarttığı bir OG'yi görmedim ya. Senin sorunun mu abi? Çok beklentiye gidiyorsun. Tamam. Öyleli yani. Öyleli. Ben de aynısını yaşıyordum işte. Beklentiye giriyorum, patlıyor sonra. Yanlış parçayı dinledim Baykan OG konusunda demiş. Araştırmamıştım ama şeye Discord kanalımızdaki Türkçe rap başlıklarına müzik paylaşımına falan bırakabilirsiniz abi. Bakarız oradan en kötü. Ben aslında senin söylediklerinin hemen hemen aynısını söyleyecektim ya. Bir iki tane ekleme yapayım sadece. Şey diyecektim ben de işte. Önceki şarkılarına göre daha başarılı. Daha önceki haftalarda dinlediğimiz rezalet işlere göre. Velet özelinde hani... ama yine yani yine kötü parça ama Velet özelinde daha iyi. Evet. Velet'in kendi çizgisinde daha iyi. Velet özelinde iyi. Sadece şey, o senin kulaklığı çıkardığın yer olmasa arabada falan dinlenirdi ama ya. Belki öyle evde hani playlistini atıp dinlemezsin ama. Hayatta dinlemem ya. Bilmiyorum. OG'nin kısmında da benim hoşuma gitti. Ben öyle bir beklentim yoktu belki o yüzden. Duymadığım için hani senin gibi bir şey görmedim. Yok, insanların sorduğu bir isimdi. Abi özellikle iki isim bak. Bildiğimiz manada Mote ve Baneva dışında OG ve Havk'ı da ban çok soruluyor mesela hani Twitter'da falan. Abi dinledin mi nasıl buluyorsun diye. Anladım. Benim öyle bir şeye denk gelmediğim için bir beklentim yoktu. Kanka, bu arada bir isim ki, daha mı var şarkıda? Herhalde hashtag SS demiş. Sanırım prodüktörü yazmışlardır abi. Bazen o da yapılıyor ya. Muhtemelen. Tamam. Nakkaf demiş ki kitlesi apayrı herifin. Yani amaca uygun şarkılar yapıyor diye. Evet anlıyorum abi ama ben biraz artık müzikal bir şey de arıyorum yani. Bu kadar hani 1,5 milyon dinleyen adamın da yani hatalı autotune kullanımı veya hatalı tonlamasını duymamalıyım ya. Sıkıntım o yani. Ara ara bulursan numaramı biliyorsun. Olcu yayına okey de Hawk ne ya demiş. Eyvallah. Ya, eyvallah. Ben iki isme de biraz yabancıyım. Hawk'ı Fikirsiz'in beatini yaptığı bir parçada dinlemiştim. Bir kere. Bayağı amatör dönemi olabilir belki. Bilmiyorum yani. Sıradaki parçamıza geçeyim o zaman ya. Ne diyorsun Mali? Siz ne diyorsunuz? Ne olduğuna bağlı şarkının. Daeva bu arada senin şarkın var listemizde sizden gelenler kısmında. Hep söylüyorum sizden gelenlere gelen şeyleri profesyonel olarak karşıma çıkan işler kadar gömmüyorum. Yani şöyle belki bunu özellikle burada bir durayım. Atıyorum sizin belki ilk kaydınız evet olabilir ama benim karşıma bu DMC üzerinden netlerde geliyorsa ben bunu profesyonel gibi değerlendiririm. Hani ha bu çocukların ilk kaydıdır gelişimi açık diye demem. Çünkü siz profesyonel olarak bir aracıyla bize bunu... Hani ticari beklentiyle ulaştırıyorsanız iş değişir ama siz buraya demo attığınız zaman kötü de olsa evet kötü diyeceğim tabii ki ama mesela şu an Velet'i gömdüğüm gibi seni gömmem. Seni daha çok geliştirmeye yönelik tavsiyelerde bulunurum. Hani o yüzden bir endişen olmasın. Yani ama dediğim gibi daha önce bizim şey Terk diye bir arkadaşımız vardı hani hatta bize ikinci parçasında direkt şeyi göndermişti. Benim onun ilk şarkısına yaptığım yorumu ses kaydı olarak kesip parçanın başına skit olarak koymuştu mesela. Terk'e dediğim gibi hani şu anlık hani aşırı gömmüyorum ama profesyonel bir kanaldan parçan karşıma gelirse ağır gömerim demiştim. Aynı şey geçerli yani haberiniz olsun demo atanlar. O yayında ben yoktum herhalde ya hatırlamıyorum onu. Evet yoktun. O senin olmadığı yayında oldu. Bu mesela... arada bir parçayı unutmuşuz. Sete söylenince aklıma geldi. Ben sen devam et. Ben onu YouTube'dan aratıp onu bekleyeceğim playlist. Konu geçti diye söyleyeyim. Geçen gün fark ettim. Senin şarkı için kliplere bakıyordum ne kesebilirim diye. Benim olmadığım yayında bir tane arkadaşı dinlemişsin. Yorum yapmışsın. Eleştirmişsin de yani hani şey. Olumsuz eleştiri de var. Klip olarak kesip koymuş. Çok hoşuma gitti benim. Profesyonel isimlerin eleştiri kaldıramadığı bir İşte o arkadaştan canlı bahsediyorum. O arkadaştan aynı arkadaş mı? Evet evet evet. Tamam. O arkadaş. Tamam, o parçadan. Terk'ten bahsediyorum. Hani hep çubuk mic gibi geliyor bir sorun var sözleri anlayamıyoruz dediğimiz arkadaşımız vardı ya o. Tamam. Evet sıradaki parçamız. Norma da geleceğiz merak etmeyin abi. Yavaş yavaş. Çünkü bu bayağı parça var bugün. Daha yayının başında sayılırız. Bir saat geçti ama. Kubilay Karça ve Desir. Gün batımı. Evet. Fade attım abi. Geç kararı çıktı. Yani abi Kubilay Karça niye ısrar ediyor bilmiyorum. Desir yeni tanıştık biz yüz yüze. Şeyden Mestefe'nin Twitch yayınlarından biliyorum tanışıyorduk. Dinlettiği demolar çok güzeldi. Keşke böyle bir işte çıkış yapmasaydı.
Belki yayınlanmış başka parçası da vardır bilmiyorum ama bana dinlettiği demoları bayağı beğenmiştim. Keşke böyle bir şeyle çıkış yapmasaymış ya. Yani parçayı zaten ilk 50 saniyesini dinledik, hani çok desiri duymadık zaten da. Yani Kubilay Karça her zamanki Kubilay Karça abi, yani acı çektim yine. Kanka orada bir haksızlık yapmasak ikinci verse de gelelim istersen. Ya da nakarattaysa nakaratta da gelelim. Öyle demiştik ya kestiğimiz şarkılarda. İkinci isme de bakacağız diye. Peki. Mali'nin isteğini kırmayacağım. Evet. Baktım ya, yani evet, keşke Desir farklı bir parçaya çıksaydı. Ya bu arada Among Us oynadık Desir'le galiba biz, benim yayında, evet doğru. Yani Desir'de ben bana dinlettiği demoların ışığında hala potansiyel görüyorum. Ama yani bu yanlış bir parça tercihi ya. Çıkış yapmak için. Ve hani yani bu parçanın da hedef kitlesi biz rapçiler değiliz ya. Net olarak bence. Ya Kubilay Karşan'ın çoğu işinde olduğu gibi. O zaman sırada çok merak edilen bir iş geliyor. Hazır mıyız? Norm Ender, ihtiyacım yok. Evet, geçtik. Ya yine çok basit yazıyor ve yine polemik peşinde. Ama artık bu, yani bu şu kafi yaşamasından abi sıkılmadın mı ya gerçekten ya? Ha bu, ya bu arada şey diyeceğim. Önceki parçasından kat kat daha iyi bir parça. Konu Kilit'ten kat kat daha iyi bir parça. Hakkını yemeyeyim. Nakarat hariç. Yok, kendi çizgisinden bahsediyorum şu an. Genel anlamda konuşmuyorum. Konu Kilit'ten kat kat iyi parça. Ama yine kötü bir parça yani. Wow. Kesinlikle çok daha iyi parça diyerek direncan giriş yaptı mekana. Direncim, aboneliğin için çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Biz de tam Noodle dinliyorduk. Böyle biraz, madem arkadaşlarımıza blow yapıyoruz, blow yapayım dedim. Artık Noodle out. Bulgari. Yani Nakkaf aynı şeyi söylüyor. Nakkaf demiş ki Konu Kilit'in beatinden daha iyisini Virtual DJ ile yapabilir herkes demiş. Yani aynı şeyi söylüyorum, hani Konu Kilit'ten çok çok daha iyi o yüzden. Ama kötü parça yani, ben buna iyi bir yorum yapmayacağım. Ama dinlenecek mi dinlenecek. Bir de şeyi gördüm abi. Kendisi mi yaptı, fanları mı yaptı bilmiyorum ama. Bu parçanın teaserının Instagram videosunda 182 milyon izlenme vardı ama 3000 yorum vardı sadece. Abi hani yani Travis Scott falan 182 milyon izlenmiyor. Hayırdır? Şimdi onu soracaktım. Furkan yazmış. Insta'da videosu 180 milyon izlenmiş diye. Yani, ben gördüğümde 182'ydi, şok oldum. Yani 180 milyon şu demek abi, Tayyip Erdoğan 3 kez seyretti demek yani, imkanı yok böyle bir şeyin. Hani Türkiye nüfusu çarpınca yani, hani böyle bir şey mümkün değil yani, anlatabiliyor muyum? Olacak o kadar. Ya da pardon, bizim program için şöyle şu kısmıyla girelim. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Çok detanı okudum, kendime de gömdüm. Aynen. Bir tane şey alsana bize. Adamın adını unuttun mu? Emre Yücelen istiyorsan John Essence vereyim ekrana hemen. Yok abi, Emre Yücelen değil, şey. Aa, o bunu olacak, beğenecek muhtemelen. Dur ben bu olacak o kadar. Vereyim. Adamın adını unuttum ya. Levent Kırca gibi. Ha, Levent Kırca alsana bir tane bizim şeye. Yani arada koyarız. Şey var, Nihat Atipoğlu var. Benziyor sayabilir miyiz bilmiyorum. Ne alaka? O da yaş, o da yaş. O da yaşlı, beyaz saçlı ya. Ta G-Flow biliyorsun. G-Flow'u kendisiyle seyrediyordum ben. Şu parça verdiği zaman oradan kalma. Dur, bir sonraki parçalarımız için şu logomuzu getireyim. Birazdan NetD'ye de giriş yapacağız çünkü. Çünkü size hemen Benfero vermeyeceğim. İzleyici kaybetmek istemiyorum. NetD acısını beraber çekeceğiz. Direncan, geç kaldın ya. Biz bunu şeyde yaptık. Hangi şarkıda yaptık bunu? Demin bir şarkıda yaptık, MIDI klavyeleri çıkarıp. Evet, MIDI klavyeyi aldım şuradan ve Emre Yücelen oldum ve övdüm abi ben. Ben prodüktör olmadığım için abi, bende mini var, bayağı küçük. Benimki. Ben de kendi çapıma dahil oldum. Aynen şöyle yaptık Direncan. Senin için abone misin, ben bunu yaparım. Dur, Nihat Atipoğlu'ya yapmayayım onu tabii. Ayıp olmasın adam o kadar. Mevsimlik işçiye. Aldık. Ben şunu çıkardım şöyle. Rastgele basarak. Bak görüyor musun notaları falan yaptım böyle. Senin için tekrar yapayım. Aynen Bedo'da aynen. Yaptık. Bedo'da yaptık. Aynen Bedo. Benimki küçük ama. Önemli olan işlevi kanka. Sağ ol. Burayı da tam istediğim şey aldım. Şurayı da klip alırsanız çok sevinirim. Ben oğlum, sanki yayın tekrarını istiyorsun da atmıyorum. İstersen girer sen, klip alırız telif yemediğim müddetçe. Sen buraları kesersin. Netteye girmeden, geçen hafta Hydra'nın albümden Eco Fresh olan parçasını seçmiştim ben, Veronica klibini seyrettiğim için. Bu hafta Hydra'nın albümden yeni klibi geldi. Aa, oh parçasına. Oh mu diyeyim, nasıl bilmiyorum. Güzel.
Kanka bunu da aldım. Yok, kusura nasıl, bakma. Nasıl okumam gerektiğini bilemedim şu an. Sıradaki parçamız, yani Norman Usta değinmeyeceğim çünkü kötü parça abi yani. Ama hep şunu da hep söylüyorum abi. Hani Norm'u gömen MC'ler de keşke Norm'dan daha kötü olmasalardı. Çoğunluk için söylüyorum. Hepsi için söylemiyorum hani. Ama sadece bir söz var benim hoşuma gitti ya. Moğollar mı? Yok, memlekete Türkçe rap mi işte ömür törpüsü. Norm Ender'i de katarak genel Türkçe rap kitlesi yani için. Bunu şey diyorum, Norm kesinlikle hep söylediğim şey. Norm kesinlikle kendisini gördüğü denk gördüğü 3 kişinin seviyesinde değil ama Norm'u disleyenler de Norm'dan iyi değiller genel olarak. Örneğin Neşternino. Kim diss atmıştı ya? Bir tane diss vardı, hiç söz yoktu, sadece garip bir vokal vardı. Hatırlamıyorum ya. Türkçe rap kanka, o kadar dikkat etmiyorum yani. Sıradaki parçamız Hydra AO. AO ya da ya Fatih, Allah cezanı versin. Ne yaptırıyorsun bize şu an ya? Of, durdurdum ben ya. Mali, durdu mu sende de? Durdu abi. Drop falan var mı, onu test etmek için arada soracağım böyle yok. Şey. Bugün bir saçmalığımız var çünkü. Bende yok. Yayına nasıl gidiyor bilmiyorum ama bende bir Unlucky şey Lancer abi, ben yine AFK kaldım, üzülerek söylüyorum. İyi parça geldi mi demiş. Ayben de buradaydın değil mi abi? Ayben, Norm ve Hydra dinledik sırayla. Hydra'nın... Velet dinledik bir de arada. Velet dinledik de Velet de buradaydı galiba ya. Unlucky, o yüzden dedim. Baykan abi, senin YouTube neden değişik ya demiş. Hiçbir fikrim yok abi neden bahsettiğine dair şu an. Şey, Watch Together'a yansıttıysan belki oradan kaynaklıdır ekrana. Watch Together'dan bakıyoruz şu an, aynen. Beraber gecikmesiz izleyelim diye Discord'dan yayına birbirimize ekran açtığımız zaman abi çok drop giriyordu. İlk yayınlarda bayağı bir gecikme olmuş, seslerin üstüne binmesi olmuş, kafalar karışmış biraz. O yüzden beraber izlerken Watch Together'dan izliyoruz. Croplatonic, dediğim gibi Kubilay Karça, Ayben ve Normender dinledikten sonra Hydra dinledik. Şimdi Hydra'nın AO'yu dinledik. bu şarkı benim sınavım şu an. Tansu Çiller gibi hissediyorum. Halis. Şey, abi albümdeki en kötü parçalardan birine, hatta Veronica ile beraber biri çalıntıydı. Veronica çalıntıydı. Bu da çalıntı falan değil bu parça. Ama yani şey, albümdeki en kötü iki parçaya klip çekmiş. Fatih biraz bu konuda bence stratejik hata yapıyor. Albümün genel olarak mix sorunu var. Ama ben albümü beğendim bu arada, dinledim. Yani geçerli bir albüm olmuş ama neden albümdeki en kötü iki parçaya klip çekmeye dair bir fikrim yok abi ya. Albümde bundan daha iyi şarkı var mı? Ben dinlemedim albümü çünkü tamamını. Var. Odaklanarak. Var. Çünkü ben şarkıyı sevdim ya verse'leri, nakarat haricinde. Doktor Sapıkçım, kendine iyi bak, görüşürüz. Hoş tekrar geldin için teşekkür ederim. Hoş geldin de adam gidiyorken ya. Başladı. Ne o? IQ düştü. Daha esas şimdi gireceğiz o batağa. Şimdi biraz normal parçalarımıza ara verip nette Music Play ve PD&D batağına gidiyoruz biraz. O zaman ben bir köz yakayım mı arada? Yak. Albüm çalıntı falan değil yine. Albüm için demiyorum. Veronica parçası Hydra'nın Samra Katalia ile klibinden konseptine her şeyiyle birebir alınmış ya. Samra Katalia'ya. O yüzden. O parçayı ben o yüzden hani normal şartlarda beğendiğim şeyler olsa bile o gün söyledim. Asla bunları dile getirmeyeceğim çünkü parça komple alıntı demiştim yani. Fatih de alınmaz bana diye düşünüyorum zaten yani. Çünkü ben tarafsız yaklaşıyorum yani. Albümde mesela High parçasını falan burada bayağı beğendik ama hani klip tercihleri çok hatalı iki parçaya olmuş yani. Abi Zifir Rap yazmış da link alabilir miyiz diye. Şey yazarsan Samra Katalia diye çıkacak zaten. Ya dinleyince anlarsın zaten, direkt belli oluyor. Önceki yayın tekrarlarımızda da vardır ya zaten. Gerçi YouTube'a şey yapıyoruz. Kesiyorsun ya o yüzden. Mecbur kesiyoruz abi teliften. Nette kısmına geldik ama burada eğleneceğiz abi, kaçmayın bir yere. Ondan sonra daha Benfero var. Bakıyorum neler var dinleyeceğimiz. Miraç ve Bossi var. Bakıyorum ne almışım. Spade var. Ezel'in dizisi var. John Bay Walker var. var bayağı var yani. Alef var. Bugün bayağı parça çıkmış ya. Sen bir közünü yakacaksan yak kanka da başlayalım. Abi. Sen başla, ben yakayım geleyim. Yetişirim ben. Sen başla. Hazır da çünkü başlasın. Tamam. İyi, tamam. Spade var, evet. Abi herkes minar gideceği ya. Anla ki sorma hani Maligaya'na kadar ona değineyim. Ben hep söylüyorum bunu. Ben neyi sevdiysem abi Türkiye'de kekolara düştü ya. Hip-hop kültürünü sevdim, kekolara düştü. Nargile'yi sevdim,
bir tamamen tütün geleceği için bütün poserlara böyle şov yapmaya çalışan kekolara düştü. Geçen bir şey daha yakalamıştık böyle sevip kekolara düşen de şu an hatırlamıyorum onu. Ya gerçekten bunu sadece zevk için içen, şov peşinde olmayan bütün insanlar evlere kaçtı. Kafelerde onları görmüyorsun zaten artık. Ben nikotin ihtiyacımı geçirdiğim bir araç olarak görüyorum. Daha fazlası değil yani. Baskette kekolara düştü denebilir, evet. Evet, köpekler köpekler, evet. Hani Şivava seviyordum, o da tiki kızlara düştü. Tofiden dolayı. Ama yakışıyordu sana da. Ben on Tofi canım benim ya. Çok özledim. Arabada üstüne mi işemişti? Arabada üstüme işememişti kanka. Biz konser çıkışı bizim araba durdurdu, fotoğraf çekilmiştim ya ben. O sırada ben onu Evet. kucağımdan bırakıyorum sandığı için panikten arabanın koltuğuna işemişti. Canı sağ olsun, temizledik sonra. Koltuğa işemişti yazan kim? Bizimle aynı yerdeymiş demek ki, çünkü Evet ben evet. tanımıyorum. Ha, tamam. Nick'ten dolayı ben de şu an kim olduğunu bilmiyorum. Yani Nick'i, yani o gün yanımızdaki arkadaş biliyor musun? Nick'ten bilemedim ya. Arabadaydım demiş de Nick'ten dolayı kim olduğunu bilemedim ben. Kimlerle gidip geliyoruz abi, kimse bilmiyor. Abi çok Benim tatlıydı. buradaki... Hani Hayati demiş bak, çok tatlıydı ama ya. Üstünden inmiyordu abi diye. Aynen. Nereden baksan Ocak'tan beri göremedim onu. Çok özledim ya. Ha, Tuğra mı o? Tamam, Tuğra'ymış. Hayati burada, Tuğra burada. Tamam. Atilla olsun, görüşürüz. Kendine iyi bak. Dinleyeceğiz Smoklancım. Neyse, ben nette vatağımıza bir giriş yapıyorum. Acar, ahirette görüşürüz. Flash TV de gelsin bir dakika. Abi, yalnız Drop'un kralını bu şarkıyla yaşadık abi şu an. Gerçekten Drop'un kralını bu şarkıyla yaşadık, hani Titinet de tepki gösterdi şu an bize. Ben baştan sona dinledim, çok güzel şarkı. Ben bir Watch Together'ı F5 diyorum madem, öyle dendi. Bakalım bir. Beni atmasın da. Yo, o tekrar sende bir sıkıntı olmaz ya. Çok işe yarayacağını sanmıyorum ama bakalım. Çünkü ya bitrate'imi falan zaten yeterince düşük tutuyormuşum şu an yani. Anlam veremedim. Olabildiğince. Ya da Twitch bize bugün bir şaka yapıyor yine. Henüz iştirak olduğumuz için seçemiyoruz kalitemizi tam olarak. Ne verirse ona razıyız. Ya biri yazdı yayının başında, başka bir yayıncıda da oldu aynısı diye. Twitch kaynaklı problem olabilir. Acaba bu Amazon'dan sonra yoğunluk arttı falan, kaldıramadım diye düşünüyorum Belki. ama. Bilmiyorum. Evet, yorumun var mı parçaya? Acar, ahirette görüşürüz. Valla ben Tamam şaka maka Emirciğim. bu yayınlardan sonra şey düşünmeye başladım. Bir tane şarkı kaydedip Nette'ye göndersem mi diye düşünmeye Ya bunu başladım. yapabiliriz, hiç problem değil. Eğleniriz zaten yani. Ciddili yani. Ama Nette'ye laf çakıyor alttan alta ama belli olmuyor. Öyle bir şey yapmak istiyorum. Eyvallah. Kroplesonic demiş ki Twitch Türkiye için biraz sıkıntılı, arada serverlar gidiyor demiş. Eyvallah abi. Çünkü yani her zaman yaptığımız gibi bugün ekstra bir drop problemimiz var. Şöyle anlam veremedim yani. Bütün ayarlarım her zamanki gibi ki TTNS sağ olsun bitrate'i zaten istediğim seviyede veremiyorken şu an 2500'de veriyorum. Daha da düşürmem onu yani. Emir Kemal yazmış, Baykan abinin şarkıyı gönder Nette'ye diye, de ben Baykan'ın beatini kullandım ya, onu gönderemem. Telif'ten falan dava açardım. Abi Halilcan demiş ki içerik ile şarkı ismi çok ayrı demiş. Abi bu Türkçe rap'in genel problemi artık zaten. Ben artık bunu yorumlamaktan çok yoruldum. Hani bu sana bir eleştiri getirmiyorum. Sanki sana çıkışıyormuşum gibi oldu. Hani hiçbir şeyin birbiriyle bir konsept bütünlüğü yok ki abi artık genel olarak zaten yani. İçeriye ne ara dikkat ettiniz ya? Ciddi ciddi dinlemişsiniz, ben Ben dinlemedim. dinledim ya, bir ne anlatıyor diye arada böyle bakıyorum ben yani. Ama yine bir şey anlatmıyor yani. Sıradaki parçamıza geçelim mi? Nette Nette batağından. mi? Evet. Güzel. Biraz Nette'ye gideriz. Nette ve Müzik Play'e gideriz biraz. Ondan sonra Fero'ya falan Miraç'a giriş yaparız. Var ya, Fero'ya olumlu yorum yapalım diye yapmıyorsan ben de ne olayım ha? Kesin yani. Kesin. Javelin ve Kirpi. Orijin. Pardon, Orijin. Kimse geç yazmadı. Ben burada otorite kullandım yine abi, geçtim. Malicim. Ne yaptıysam bu sefer bende başladı drop. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yapmadım. Sadece kameramı kapattım senden. Tekrar açayım. Yok Saçmalıyoruz abi, şu an. açma. Niye böyle oluyor anlamadım. Abi geç dememizi bekleme, arada otoriteni kullan dendi. Peki. Nette işler neden bu kadar kötü abi?
Sıfır seçicilik çünkü ya. Merhaba, Flash TV'den geliyorum. Logomuzu kaldırır mısınız yoksa yayın hayatınızı kaldıracağız? Kaldırın abi. Mali, yorumun var mı? Duruyorsun şu an. Ya Baykal, ciddi ciddi. ciddi mi soruyorsun, dalga mı geçiyorsun anlamadım. Hani ne bileyim, bir şeyler söyle ya. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Ne diyeyim? Ama yok, şaka maka, diğer netler şarkılarından daha iyi. Valla ciddi söylüyorum, dalga geçmiyorum bu arada. Benim yüzüm hepsi aynı abi. Ya netler logosunu keşke kaka olarak değiştirse emojiyle. Sen niye ban yemek için uğraşıyorsun ya? Ya davalık olacağız ya ban yiyeceğiz. Yani. Davalık oluruz muhtemelen. Buna ben gelmez. Aynen. Netten'in logosu keşke gülen kaka emojisi olsa, ama hatta ben bunu kendimize çözeceğim şu an. Biraz bekleyin, yine ben amaçsızca uğraşacağım biraz. Benim o kadar param yok, ne olur ya, beni şey yapma. Ben kenardan... İyi demedim abi, Allah Allah. Diğer Nette şarkılarına göre, Nette standartlarına göre iyiydi. Ciddi yorum yap dedi adam. Bir indireyim şunu. Takip gibi okuyayım bu arada. İbrahim Tatlıseks. Hoş geldin abi. Takip için teşekkür ederim. Şu an bununla uğraşıyorum ama ben bunu yapmam lazım yani. Hak edildi çünkü. Artık. Evet. Görüntümüzü de ekleyeyim. 2 saniye şu gitsin. Ben şunu şuradan şöyle alıp ekrana sürükleyeyim. Tekrar o gelsin. Artık hazırız. Artık nette batanla logolarımızı arttırarak giriyoruz arkadaşlar. Bunun için uğraştım, evet. Bu arada soracak olan varsa. Evet, oldu. Tamamdır. Sıradaki nette şarkımıza devam ediyorum o zaman. Baykan, hayatımda gördüğüm en büyük işsizsin, yemin ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten işsizsin dendi. Ya o hip-hop 101'leri nasıl çekiyorsun, nasıl sunumları nasıl hazırlıyorsun bu işsizliğin içinde? Bana yayında sistem 32 sildirmeniz yok mu bir gün peki? Ay. Sıradaki parçamız Maynus Adalet. Evet, durdurduk. Yalnız bir şey diyeceğim, klibe gerçekten uğraşılmış. Enteresan bir şekilde beklemiyordum hani, genelde çünkü nette de klipte hani şey terlikle çekilmiş gibi oluyor diye genelde. Ama hakikaten klibe uğraşmıştır en azından, ama rapçi arkadaşlarımız, nette arkadaşlarımız biraz prozodi lütfen ya. Smoke101 takip için teşekkürler abi, hoş geldin. Nette arkadaşlarımız ne abi? Ya benim gözümde onların hepsi aynı insan. Farklı suretlerle gelen. Bir Nihat Hatip olacaksan oraya bir yere. Uhrevi program değil mi? Dur geleyim. Evet. Benim yerime gelsin Nihat. Mevsimlik işçimiz. Nihat mı? Sanki askerlik arkadaşı Nihat. Evet yani nette varlıkları, senin de bildiğin üzere abi, Among Us'taki imposterlar gibi. Camianın içinde varlar ama aslında camiadan değiller. Rol yapıyorlar. Burada bana chat Among Us oynamak isteyen varsa ben bayağı geç uyandım, gece oynayalım. Ben de çok geç uyandım ya. Gece 12, 11, 1'de uyudum, sabah diyorum. Öğlen 3'de uyandım. Böyle bir uyku yok yani. Gece ayaktayım deriz. Jonker, kendine iyi bak. Geceler ne kadar gece? Bu yayın herhalde 12.30-1 gibi biter. Ondan sonra oynarız abi. Bizim Discord'da Among Us ses kanallarına doluşalım abi. En kötü. Orada toplanıp kendi aramızda oynarız yine. Bana da bir şey eklesene ya, var mı elinde? Ne varmış bakayım? Ya Johnny Sins olmak istiyor musun? Yani eklersen sevinirim. Tamam. Söyleyeyim nelerimiz var. Acun var. Johnny Acun Sins var. Acun olur, Acun olur. Tamam. Hemen aldım Acun. Ya. Abi, kim istemez abi yazmış Undertaker. Tamam, nette batağını böyle bitirelim. Sıradaki parçamız Nirenette'den. Ramo ve Anıl, Potpourri. Tamam, geç geldi yani. Yeterince geç gördüm ben. Abi yalnız Mali, bir dakika, ben bir iznini isteyeceğim.
Evet abi. Yok şey cüzdan orada mı diye baktım. Hani şarkıyı çünkü yeterince uzun süre dinledim. Cüzdanımı bir kontrol etme isteği ihtiyacı doğdu içimde. Orada yerinde duruyor mu diye baktım koltuğun üstüne. Yorumun var mı? Ben Acun'a laf attın sandım bir anda. Ha, yok yok yok. Haşa. Oğlum bu çok eğlenceliymiş lan. Şöyle sağdan soldan çıkabilir mi bilmiyorum şu an ama. Arabada dinlerim diyordum velete. Al sana arabada dinletecek parça geldi al. Çok eğlenceliymiş diyor. Çıkabildin mi şu an? Çıktın. Acun'un omzunda papağan gibi duruyorsun şu an. Bir daha yapsana. Ama ben görmediğim için beni yönlendir. Maşuk. Kuş yaptım seni seslendiriyorum artık. Sağ ol. Teşekkürler. Sesin gitti yine. Sesin gitti. Gitti. Şu an Jack sesi duyuyoruz yine. Ha, yine sıcak bastı. Azıcık yine şey yaşayacağım şu mantıları. Açacağım kapatacağım söz. Ben sıradaki parçaya geçiyorum Ali. Bu parçalarda konuşabiliriz. Çok büyük bir sıkıntı yok. Sen sesini test edersin. Geldi. Discord'da küfredebiliyor musun? Geldi. Discord'da geldi. Küfredebiliyor musun? Geldi. Düet değil mi bu parça? Diğer verse'ü de görseydik dedi Sufyu. İstiyor muyuz bunu chat? Ben alırım bir dost. İstiyor musunuz gerçekten bunu? Vallahi alırım ben. Belki çok iyi. Nereden bilebiliriz? Siz kaşındınız. Of kestim abi. Yani yapacağım yorum şu. Vambay ve Joker değil mi? Vambay Joker. Of sıradaki parçaya geçiyorum. Netteye az kaldı netteye merak etmeyin. Kanka şu Acun'u alsan mı benden artık acaba? Alayım mı? Sen şikayet etmeyince bıraktım öyle bileyim. Ben daha ekranı görmediğim için ara ara bakıyorum. Daha kötüsü var mı bakalım gelecek mi? Çaça 016 arkadaşı kodlamışlar bu arada galiba. 016 ne oğlum? Hoş geldin hiç keyfim yok ya. Çaça 016 featuring Emir Ali ve Uğurhan film gibi. Tamam geçtik. Abi verse'ler çok kötü. Ben hatta en başta hani şey Nick'in 016 olmasından dolayı bir şeyle girdik ama en başta nakarata giren arkadaş acaba bizi yanıltacak mı nette diye bir umutlandırdı ama verse'leri beğenmedim. Abi ben bir gözümü kapadım bir çok kötü bir şey geliyor diye bekliyordum da korktum evet, gibi. Evet yani şey Nick'ler yüzünden çok çok kötü arabesk drill bekliyordum. Hani yine arada... arabesk drill'den çok çok uzaklaşmadık bu arada yine ya. Onu belirteyim ama şey değil. Hani bir acaba nette çıtasında acaba fena bir iş değil mi diye bekliyordum. Yine kötü çıktı abi. Sufyu'nun yazdığını gördün mü çete? Neymiş? Çaça isimli mahlas daha önce alındığı için alamazsınız. Çaça 016 ister misiniz? Güzel. Bu klasik beat okey mi? Hayır tabii ki değil abi de yani. Kanka ben ya çözleri almayı unuttum ya. Ben bir gideyim. Sen bir git al. Ben chat'te sohbet boş yapıyoruz zaten. Aynen. Şu an biraz oğlum IQ'muzun düşmesi lazım. Yani konseptin isminin hakkını verelim yani. Tamam geliyorum ben. Tamam gel. Abi tabii ki okey değil. Biz özellikle netteye batağını abi artık beynimizi bıraktığımız için netteyi netteyenin içerisinde kıyaslıyoruz artık. Hani böyle şey gibi düşün. MCU gibi düşünün abi. Nette Thor Ragnarok. Yani tam olarak o ayar. Ama şey yok henüz. Hani bir Infinity War'umuz falan gelmedi henüz yani. Ant-Man 2 normal Türkçe rapse nette şey Thor Ragnarok. Hani bu kafalardayız yani. Kendi işinde değerlendiriyorum o yüzden. Çağrı Sinci de dinleyeceğiz merak etmeyin. Dediğim gibi hep en baştan ileri verip netteye son kişi kalırsak muhtemelen artık bir süre sonra yayını iki kişi bitireceğiz. Ben de artık böyle biraz şey rapçi arkadaşlarımız gibi ticari düşünerek istatistik tutturmaya çalışıyorum. Ben Hazal ya bu arada demiş. Hoş geldin Hazal. Unuttum anlayın. Tüp bitecek ya. Hiçbir fikrim yok Sufyu ya ama yani çok yüksek meblağlar olmasa gerek ya. Samimi söylüyorum bunu. Sesim geliyor mu? Geliyor. Kanka ben biliyorsun ev sahibim İgdaş'la çalışıyor ama mutfakta hala tüp kullanıyorum. Muazzam bir ironi olarak. O yüzden gideyim alayım dedim unutmadım. Dayıva biz Şeyin Şah'la yakın zamanda hiç çalışmadık. Ta sefalet döneminde falan hani yayınlanmadı o parçalar da bir iki beatim okumuşluğu var. Ama yakın zamanda hiç çalışmadık. Hani arada paslaşıyoruz konuşuyoruz falan ama.
Çalışmadık yani. Defkan geçen hafta parça çıkardı Selim ya. Ya geçen hafta ya ondan önceki hafta Zido ile çıkardı parça. Hatta yayında dinledik, beğendik mix'i haricinde. Ben bu arada devam ediyorum. Chat'ten gelenleri okuyacağım çünkü zaten şeydeyiz. Nette batanda olduğum için parçalarda konuşmamamız gibi bir durum. Ha, yine de tabii ki goy goy yapmayacağız parça çalarken ama. Felix aka Kar featuring Keyfi. Yani K boşluk F harfi. Kanı bozuk. Soyki C. Anla ki burada mısın? Soyki C geldi. Of. Yani şey diyeceğim. Masak adam ve kurşundan korkmadım ama buradaki ceketli arkadaştan korktuğum için ben parçayı çok beğendim. Hatta günün en iyi parçası seçmeyi planlıyorum Ali. Öyle bir yerde durdurdun ki yani. Net olarak bu şekilde yani. Görüşüm. Bu ceketli arkadaştan gerçekten bir irkildim yani. Ve çok beğendim parçayı ben o yüzden. Sesin yine gitmiş gibi kanka. Bir jack duyduk yine. Bir deneyelim mi? Evet, sıçacağım böyle işi. Dudağını okuduğum için alıyorum şu an. Sesin gelmiyor. Ha iyi bari, tamam. Tamam, şimdi geldi sesin. Hiçbir şey yapmadım biliyor musun? Aa, kameranı vermişsin bana. Akrepop, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Aa, Ensargo hoş geldin. Gerçekten ikinci kont şey kontkar arkadaşa da bir bakayım ben. Evet, kötü. Şaka bir yana parça kötü ama arkadaştan gerçekten korktum. Ağır eleştirmeyeceğim ben. Günün en iyilerinden biri olarak bu parçayı şimdiden seçiyorum yani. Ben başka bir ismi seçmeyi düşünüyordum ama. Korktuğum başka bir ismi. Eyvallah. Baykan bir gün kısmet olursa erken saatlerde Among Us yapalım. Aynen abi, de işte bizim sabit yayın günlerinde erken saatte yapamıyoruz onu ama. Ve Netted'den birkaç işimiz daha var ama tekrar bir normal parçaya dönüp tekrar oraya bir giriş yaparız. Don Quixote, takip için teşekkürler, hoş geldin. Son iki Netted parçamıza bakalım. Şu anlık son iki, sonra araya girecek daha. Barış, kader geliyor. Of, kapattım abi. Yorumun var mı? Ben bayağı karnımı doyuruyorum ya. Afiyet olsun, afiyet olsun. İyi içiyorum burada yani. O zaman hadi Netted'yi bitirip gidelim ya. Kurşun da Netted'eymiş. Kurşun da Netted'eymiş bu arada. Mecbur bakacağız yani. Tamam. Pardon kurşun abi. Şair Jump geliyor. Of abi, sizin geç demenizi beklemedim. Geçtim çünkü hakikaten bu ne ya. Bir arkadaşıma çok benzettim, o diye çok korktum ha. Ama hakikaten, yemin ederim çok korktum. Hakikaten ben şarkıda konuştuğum için tekrar edeceğim burayı. Genius Barış'ın dediği gibi 4 sene önce hip hop desen ne hip hop'ı low diye ters cevap verecek herifler rapçi kesildi demiş. Abi hakikaten özellikle Netted batağında bunu görüyorum ya. Bütün o hani snapback'li, bol tişörtlü biri görünce böyle salak salak el hareketleri falan yapan heriflerin hepsi şu an rap yapıyor. Bunu Netted'e nasıl yayınlamış? Netted'e her şey yayınlanıyor. Netted'e nasıl yayınlamış diye bir şey yok abi. Netted'e her şey yayınlanıyor. Her şey yayınlanıyor. Yani Netted'e herhangi böyle hani Google Translate'te falan bir şarkı okutabilirsiniz mesela hani sesli şeyiyle ve ona bir klip çekip gönderebilirsiniz bence yani, kabul eder Netted. Netted öyle bir yer yani. Netted hatta ben Thor Ragnarok diyerek biraz övmüşüm. Değiştiriyorum arkadaşlar. Netted tam olarak benim gözümde DC Universe. Bir o kalmıştı karşımıza almadığımız. Adam global oynuyor artık. Net o DC Universe yani. Batman vs Superman Netted yani. bu parçaları verip yayınlayan arkadaşların hepsinin annelerinin isimleri Marta yani, öyle. Bir an küfür edeceğim sandım, o kadar korktum ki. Saçmalama, ben ne zaman öyle o kadar korktum ki. Bu arada hani filmi izlemeyip bizim podcast'ı dinleyerek de böyle abi anamıza sövülüyor demeyin arkadaşlar. Batman vs Superman filmini sabredip biraz seyretmeye çalışın, anlayacaksınız neyi dediğimi yani. Neyse. O zaman yorum yapmayacağımız parçayı da dinleyelim Netted'den. Diğer 3-4 Netted işini ben artık hakikaten beynim kaldırmıyor. Salıp normal gündemimize geri dönüyorum abi. Kurşun hiç geliyor. Yorum yapmayacağız ama dinlemek istiyordunuz, dinleyelim. Ama logomuz çok uyacak klibin girişine, onu söyleyeyim size yani. Tamam, tamam. Chat'ten geç kararı çıktı, geçtik artık. Zorlamayacağım. Ama dediğim gibi bu parça üzerine olumlu ya da olumsuz bir yorum yapmıyorum. Kendisini... Karada çakmak alayım dedim, yetişemedim ya. Kendisini dolaylı bizi almayın programa talebi üzerine. Yorum yapmıyoruz ama siz dinlemek istediniz diye dinlettim. O zaman ilerliyorum.
Yayının sonunda bu arada sizden gelen demolara bakacağım, haberiniz olsun. Ezel Dis Akapelle'ye bir bakalım ya, soruluyordu. Kısaymış zaten. Ha. Eyvallah. Konuşulması normal bizim ülkede abi, ama yani daha sert şeyler eskiden daha biz rapçilerimizden duydum ben ya. Ban yemeyiz değil mi? Hiç sanmıyorum ya, bundan da ban yemezsin yani. Ya. Yani fuck you Mr. Erdoğan dediğin için başın belaya girer mi? Girer, ama yani bu ülkede çok daha sert protest parçalar yapıldı abi. Sadece rapçiler tarafından da değil. Yani Ankaralı Turgut'un Kaymak Lazım diye bir şarkısı var, biliyor musunuz? Kaymak lazım, kaymak lazım, vekilime kaymak lazım. Abi Afyon'dan vekilime taze taze hani kaymak lazım. Ankara havası, pavyon müziği diyorsun ama yani protest mi protest yani. Yani Sercan umarım Almanya'dan buraya dönmeye çalışmaz ya yakın bir zamanda. Benim üzüldüğüm konser verilecek büyük ihtimalle burada Evet, yılda ya da evet, vermek evet. istemiyor zaten. İkisi de mümkün. Nerede kalmıştık, oraya da bir de geri dönüyorum. Miraç ve Bossi'ye geliyoruz. Ha pardon, önce Aristokares varmış. Yani parça dinlemediğimiz için buna bir yorum yapmayacağım. Tamam, derdini Yani. anlatmış. Yani ihtiyacımız olan bir şey ama maalesef sansür ve şu an sizin de fark ettiğiniz üzere hepimizin acaba başına ne gelecek korkusu var. Bundan çok rahatsızım yani maalesef. Oh. Söyleyeceğiniz bir şey var mı Çetin ya da senin Mali? Ona göre geçeyim. Ya gündem olması normal. Türkiye'de çok insanlar alışık değil böyle bir içerik Alışık olduğunu da abi. bilmiyor Çok yani. çok çok eski bir Çoğu zaman değildi. Alışık da aslında yani. Maalesef. abi tamam sen ben biliyor. Chat'tekiler biliyor. Yani bu kadar popüler olduktan sonra hiç böyle bir içerikli şarkı duydun mu Susamam dışında ya da işte Olay dışında? O Susamam zaman da, da Susamam da çok tamam yüzeysel abi işte. bu arada Tamam yani. işte. Çok çok yüzeysel. O kadar yüzeysel şarkı bile patladı. Millet o Evet. süper işte Patladıdan muazzam kastım eleştiren. mahkeme bazında da bir soruşturma açıldı falan parçaya, ki o çok yüzeysel bir parça olmasına rağmen yani. Yani onun için Sercan, yani Türkiye yakın zamanda turistik ziyaret ya da konser planı varsa erteler umarım yani. Ya işin garip tarafı şu, A Haber mesela haber yapmış. Haber demeyeyim de işte şey yazmış. Vatandaşlar şey diyor işte bu keş ne zaman tutuklanacak. Ondan sonra işte Erdoğan'a küfür etti falan diye. Abi adam Almanya'da yaşıyor zaten. Ya yani habercilik yapıyorsan eğer en azından bari şuna bir bak. Nerede yaşıyor bu Yani adam diye. Ne zaman tutuklanacak demeden önce. Selim şey de demiş ki hani neredeler şarkısı da çok protesti. 2017'de çıktı. Şu anda çıksa sıkıntı oluyor. Yok hani neredeler abi, 2001 çıkıştı normal şartlarda. O yani evet, remix versiyon protesti ama hani neredelerin orijinali çok daha eski bir parça. AKP yoktu o parça çıktığında. Yanlış hatırlamıyorsam. Yoktu yoktu. Yani o Var mıydı lan yok, yoksa? koalisyon dönemi neydi o ya? Öyle miydi? Levon'un zaten abi AKP'ye seçim şarkısı da var. YouTube'da bulamazsınız da benim arşivimde var, zamanında internetten indirmiştim, var yani. Hani neredeler AKP öncesi. Şeye geleceğim. Ne, bak bir şeyler daha denmiş. Onları bir okuyayım. Açık açık ismini geçirmiyor zekice, evet, ama yeri belli ki, özellikle mesela hani neredelerin remixinde Server da vardı. Server hala söylemlerinde bir değişiklik olmadı zamanda mahkeme görmesine rağmen yani. Keşke daha özgür olsak, evet. Hemfikirim. Cem Karaca biraz daha farklı abi. Cem Karaca darbe dönemiydi. Kalsa kellesi gidiyordu, asılacaktı yani. Şu an en azından böyle bir idam sürecimiz yok yani. Cem Karaca net olarak sürgündeydi yani. Şu an Ezhel kendi refah seviyesiyle falan bir sürgün durumu yok. Göç etmeye çalışıyor oraya belli yani. Evet. Sırada Aristokores, Kafa Ratata geliyor. Epidemic Cypher'dan hatırlarsınız arkadaş. Oy. Kanka kaç gün kısık sesle gezdi çok merak ediyorum şu kayıttan Of. sonra. Ya şöyle, çoğu kişi beğenmedi chatte de şunu söylemem lazım. Ben Aristo'yu da özgün bulmuştum. Hani Sakorfo da özgün buluyorum bu arada. İkisini benzettiğiniz doğrudur. Yani şöyle bir şey var ama şu tarz abi, ya nefret edersin ya çok seversin tarzı. Yani şey değil. Kendi tarzı içerisinde birkaç kelimenin telaffuzu ve prozodi problemleri dışında bir problem görmüyorum. Teknik anlamda bu yorumu yapıyorum. Ama dediğim gibi yani bunun herkes tarafından benimsenip sevilebilecek bir tarz olması imkansız bir şey abi. Asla popüler olmayacak bir şeyden bahsediyoruz. Hani Sakorfo'nun da bir işi biraz hype'landığı için tuttu ama devamı, hani yanılırım umarım, sonuçta herkesin iyi para kazanmasını isterim ben bu camiada, ama devamında böyle onun bir star olabileceğini, yani Ezhel gibi bir seviyeye gelebileceğini asla beklemiyorum yani. Çünkü bu tarz yani çok ya seversin ya nefret edersin tarzı yani.
Aynen Zifiri bu Cypher'daki arkadaş. Yok stalkerlar ya da işte arabesk rapçiler direkt şeyken bu abi bayağı hani bu arkadaşı biz Cypher'da da ben çekimde olduğum için sohbet etme şansımız oldu öncesinde ve sonrasında. Bayağı zaten metal grup geçmişi falan var yani hani rock band'le sahneye çıkmışlığı falan olan bir arkadaş yani hani o kafayı aynı şekilde yakalamamak lazım. Hani biri o bahsettiğimiz sert gözüksün diye kasmakken birinde biraz daha hani gerçekten scream vokal falan yapabiliyor. Yani bu ayrı bir müzikal bilgi gerektiren bir şey. Ama dediğim gibi hani yani büyük oranda sevilmeyecek, çok küçük bir kesimde benimsenecek bir tarz yani. Onun için sevmememiz normal yani. Hani ben de mesela playlistimi alıp bu parçayı da devamlı olarak dinleyeceğim bir şey değil yani. Ben de uzun süre dinleyemiyorum. Hani mesela ben metal müzik severim ama yani mesela thrash metal sevmem yani. Hani daha biraz daha şey senfonik metali falan ilgim vardır. Hani benim için de biraz ağır bir parça yani. Ama şey değil yani teknik manada başarısız değil. Şeyler metal altyapıları yaptığı şarkılar sanki daha bir oturuyordu ya. Değil mi? Aynen. Hafiften. Bu hafta iki Epidemic işinde de ben beklediğimi tam alamadım. Ben de. Vasite de tam Yok alamamışım. şöyle söylemem lazım hani bu bir övgü değil ben de parçayı çok sevmedim ama hani şey değil teknik hata yok yine. Daha önce birkaç parçada da söylediğim gibi hani parçayı benim zevkime hitap etmiyor yani. Ama kötü bir parça değil yani. Bunu söylemem lazım. Bu hafta benzer soundta bir işimiz daha var ama yanlış hatırlamıyorsam. Rota istemem geliyor. Geçtik. Geç kararı çıktı geçtik. Merak etmeyin. Ben durdura bastım da hani bu dediğim gibi bir drop benzeri bir durumumuz var ondan geç geldi. Sorun bende mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Aa Bengi hoş geldin. Yok kanka ben de hiçbir şey anlamadım şu an hani şey Çince dinlemiş gibiyim biraz. Hiçbir şey anlamadım sözlerden yani. Ne anlatma dair bir fikrim yok. Beat çok yoruyor, Rota'nın vokali çok yoruyor ve mix yoruyor, her şey yoruyor abi. Kötü parça, çok kötü parça. Ki geçen hafta TikTokçuyla yaptığı parçada bile Rota hakkında hani en azından olumlu şeyler söyleyebildiğimde gördüğümde söylüyorum hani ilk kez gelen arkadaşlarımız varsa aramızda yani bu taraflı bir yorum ya da kendisinin bu polis mevzusuyla alakalı bir yorum değil. Bu arada klibi çıkmış parçanın demişler de ben bunu dün gece Watch Together'ı hazırlarken dün gece attım bu hali vardı. Onun için onu kaçırmışız. Yani beğenmedim abi. Kötü. Çok ekleyebileceğim bir şey de yok. Kötü yani. Bir şey de anlamıyorum çünkü yani. Ekleyeceğim bir şey var mı? Geçeyim mi Miraç'a? Ha, Miraç'a. Ya Ha, Miraç'ta yok bulsun. abi. Tamam. Hiçbir şey anlamadım ki ben şarkıdan. Söyleyeceğim bir şey yok o yüzden. Hayır. Ciddi bir şey anlamadım yani. Aynen. Yani yargılamıyorum. Çoğumuz öyleyiz yani. Sıradaki parça. Miraç ve Bossy Shaker. Haker. Sapıttık. Dur bir şey Google'dan bir şeye daha bakacağım. Edwards Kanka bu ben acaba burayı da aldım kusura bakma Allah. şarkına. Kusura bakma. Snowden'ın acaba PNG'si var mı? Yorumu ben yapacağım. Edward Snowden'la yapacağım ben yorumu. Yoksa uğraşmayacağım da. Yok, gelmedi. JPEG var hep Google aramalarda. Uğraşmam lazım şu an onunla uğraşamayacağım. Ya evet demin Bossy ile İsmail YK'nın yeni single'ı Shaker'ı dinledik. Nasıl buldun Mali? Kanka bu cümleden sonra ne diyeyim ben şimdi Afro-Trap'ten yeterince üstümüze kürekle Afro-Trap atıldı. Sıkılmadık mı Afro-Trap'ten ya? Gerçekten bir. İkincisi hani bu şeyde de vardı. Miraç'ın önceki şarkılarında da vardı da hani abi hani hacker ne ya? Abi hani bir de sen İngiltere'de dilet falan görmüş birisin diye hatırlıyorum ben zamanında Hip Hop Life'da. Hani bunun bile haberini yaptırmıştı bu arada kendisi. Primsever. Dil okuluna Miraç dil okuluna gidiyor diye haber gördüm oğlum ben zamanında internette yani. Yani o yüzden diyorum bunu. Yani, dil okuluna gidip hala bunu hacker diye mi okuyoruz yani? Gerçekten mi? Bu kısmını es geçerek bir şey söyleyeceğim. Ciddi bir şey söyleyeyim artık çok troll yaptık yani boş konuşuyoruz. Bossy'ye Bence nakarat üzüldüm. falan dile dolanıyor. Bence Kesinlikle dinlenecek dolanıyor. şarkı. Kesinlikle dolanıyor Muhtemelen da. dinlenecek ya. Kesinlikle Sen zaten aynen parçada hacker gibi hacker gibi diye çıktım yani gayet yani. ya. Miraç Bey tanıdık ya. Hiç keyfim yok ya. Şeyden Sagopa'nın eski ikinci nesil kuvvet mirasında vardı. Mozole. Mozole Miraç'tı o zaman evet. Abi Melodyne şey
sizin vokalinizi doğru notaya çektiğiniz bir program. Ototune'un bir varyasyonu gibi düşünün. Yani Ototune'u siz atıyorum bunu Ototune'la da yapabilirsiniz. Çünkü programın adı Ototune. Otomatik tonlama yani mantıken. Siz buna ekstra distortion efektleri işte vokale pitchler vererek falan o robotik sese ulaşıyorsunuz. Aslında bu programların işlevleri temel mantığı hani nota korrektlemek, ton korrektlemek yani tonu doğrulamak. Çok güzel Ototune dedin. Bir daha der misin? Ototune. Sağ ol canım. Rica ederim. Ben materyal topluyorum da arada kendime. Tamam, o yüzden. şarkıya yorum var mı? Abi yani Bossy'yi de ben özgün bulduğum isimlerden biri yer yer. Hani çok uzun süre bir şarkısını da dinleyemesem de hani kendi tarzı içerisinde kitlesi de olan bir MC zaten. Hani yani şey belli ki beğenim var aşırı. Hani yer yer beğendiğim, yer yer çok uzun süre dinleyemediğim bir isimdi. Bu arada Sativa 8 takip için teşekkürler. Hoş geldin. Hani Bossy'nin de hani beat'i zaten baştan sevmedim ama buradaki verse'ü kötü değilken biraz Miraç yüzünden parça mahvolmuş gibi duruyor yani. Sevmedim ben parçayı. O aradaki rota kısmında ne diyor? Ben kaçırdım orayı ya. Ya orada rotaya diss var galiba. Ben ondan ooo dedim. Kaçırdım ben orayı, tamamlamadım. Pelin Batı'ya Elizabeth dedirtmek gibi oldu bu ya. Bir daha Ototune der misin abi demiş Sufi'yi. Aynen. Yani benim parçayla ilgili yorumum bu kadar. Kötü, bunu da beğenmedim maalesef. Ben yine ufak bir şey yapacağım. Orta yola bulalım. Tamam. Çok aşırı leş kötü değil yani. Net değişleri kadar kötü değil. Ama vasat. Kötü demem ben ama vasat. Undertaker Seyfi'ye sadece prodüktör olarak fena bulmuyorum. Aşırı da beğenmiyorum ama fena bulmuyorum. Ama MC'liği ya da işte şarkıcılığı, vokalistliği berbat yani. F1 takip etmiyorum abi ya. Bir dönem ediyordum da. Şu son dönemdeki F1'e hiç bakamadım. Sıradaki parçamıza geçeyim mi o zaman? Ne dersin? Merak olur. Edilen bir iş daha geliyor. Benfero mu? Yok. Benfero'yu en son 3 parça dinleyeceğiz EP'den. Çünkü klip vermediği için hani insanların merak edeceği 3 parçayı da alıp bakarız diye almıştım. Onu en son dinleriz kapatmadan. Spade McTanus geliyor. Ah be! Lan ne kadar kısaymış. 2 dakika 25 saniye ideal bence. Ay, çok gaza gelmiştim ya. Beat'i sevdim. Spade'in verse'lerini bayağı sevdim ama Nakarat'ı hiç sevmedim abi. Nakarat da yani bana hatalı geldi. Yani bugün dinlediğimiz birçok işten iyi ama ben günün en iyisi demem yine de henüz işte. Daha çünkü dinleyeceğimiz parçalar var, bakacağız. Karar vermedim o konuda ama yani güzel işlerden biri. Aynen, güzel iş. Özellikle şu Semt abisi kısmına bayıldım. Evet, çok eğlenceli. Eğlenceli ama yani eğlenceli o kadar yani. Şey değil, öyle çok klasik bir iş olmuş falan gibi bir şey diyemem buna yani. Beğendiğimi belirtiyorum hani eksiklerine rağmen ama yani çok 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 da süper bir parça değil yani. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Ben sevdim, bayağı hoşuma gitti benim ya. Zaten Space şey diye paylaşmış bunu. Ben de bir tane boom bap parça yapayım istedim falan diye paylaşmış. Ya Spade'in çok dinleyicisi değilim. Freestyle'larından biliyordum. Ay, dinlediğim daha önce 2-3 parçasında da o freestyle performansındaki performansı görmüyordum. Bunda en azından düzgün bir verse performansı gördüğümü söyleyebilirim yani. Ben hala freestyle'lerin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu ekranda çıkan 1 saatlik işi ara ara dinledim. Hani 1 saat oturup dinlemedim ama. Dinlemedim ben onu. O çok daha başarılı ama şarkı güzel bende. Sıradaki parça. Eytan, yanını al. Tamam. Geç çıktı, ben de hemfikirim. Eytan'ı tanıdık geldi demişsiniz. Indigo ile yaptığı bir parça vardı İspanya'da. Oradan hatırlıyorsunuzdur. O parçaya göre vokalini geliştirse de hala çok yolu var Eytan'ın ya. Ben sevmedim. Çok olumlu bir şey söyleyemeyeceğim yani. O şarkı hatırladığım şarkıysa... Ya bir tane mi şarkıları var? Bir tane vardı beraber. Hatırlıyorum, takip etmedim. O zaman ondan çok daha iyi o zaman ama yine dediğin gibi sen... Oraya göre Eytan'ın vokalinde gelişme var ama hala çok yolu var yani. Çok erkenden üstü. Aynen öyle. Hani klibe falan prodüksiyon yapılmış tamam ama yani çekmiyor parça. Hiçbir şekilde çekmiyor beni yani. Ben bir başımda böyle bir şey olmadı. Hatalı ototune kullanımı yine yani. Acaba güzel bir iş dinleyeceğiz mi diye ama. Tunç. Evet, o parça da çok kötüydü Eytan bu arada. Geliştirmiş kendisini. O konuda evet ama hala çok yolu var yani. Hızlıca sıradaki parçamıza ilerliyorum o zaman. Aynen. RJ. Kuyum kurusun. Yanlış okumadım. Kuyum. K ile.
şeyden dedim, sen de çünkü nasıl okudun diye bakar gibi oldu. Hani dalga geçmek için demiyorum. Gerçekten parçanın ismi bu. Hani babana yüklenmeyin diye tek Tamam. onu vurguladım yani. Başlatıyorum tekrar. Tamam. Tamam abi. RJ Kuyum Kurusun geliyor. Kötü parça ya. Bu da beni almadı yani. Ha, teknik bir kusur yakalayamadım. Biraz da ben muhabbet ettiğim için koptum parçadan dürüstçe ama. Parça esnasında. Ve şey bilgisi geldi. Köst'le ortak albüm yapıyormuş RJ. Onun bilgisi geldi chatten. Beni almadı abi parça. Mali. Ben daha erken geç çıkacağını bekliyordum. Yalan yok yani. Yani evet. Üstünde çok konuşabileceğim bir şey yok ya yine. Evet. Yine vasat altı arası bir çalışma ya. O zaman sıradaki parçamız Nosta Yok Eyvallah. Bu parçadan sonra iki tane dinleyici demomuz var. Ona bakarız. Sonra devam ediyoruz normal parçalarımıza. İlk olarak Nosta Yok Eyvallah geliyor. İlk olarak dediğim yanlış anlaşılma olmasın. Demolar için değil hani. Ondan sonra demolara geçeceğiz. 3 dakika 14 saniye ama bana çok uzun geldi abi. Bitmiyor gibi. Bitmiyor gibi geldi ve sıkıldım parçadan. Ben de aşırı Ha sıkıldım, mesela sarmadı ya. Autotune kullanımı abartılı da olsa yanlış bir kullanımı yok. Hani evet kabul. Ki zaten Nosta ses mühendisi zaten yani. Galatasaray ITM'de eğitimini almıştı. Var her zaman azal. Hiç sorun yok. Şey. Söyle şunu. Beat çok chill ama vokal yer yer beat'e göre fazla agresif geldi. Sen de hissetmişsindir. Yani yine biraz uyumsuzluk var. Aşırı mı kötü? Hayır ama benlik değil. Vasat bir parça. Ama aşırı kötü değil. Aynen. Yine şey ya, üzerine çok yorum yapılamayacak bir şarkı aslında. Evet. Yani ya seversin ya Reşit. nefret edersin kafasın. Yine o konuda. Barış Sincap ya. Tabii ki Emre bunu trollüğüne yazdı. Şey, sırada o zaman iki demomuz var, ona bakalım. Daha önce dinlediğimiz bir isim. Yiğit bunu bana Discord'da yatmadı, Instagram'dan özel olarak bırakmış. Hani bir şey, yorum yapmadan parçayı bırakmış bana. Herhalde yayın içinde diye düşünüyorum. Hayati Telgeler, hala chatte mi bilmiyorum. Ve Yiğit'in Benim Suçum Mu Başkan isimli parçası geliyor ilk demomuz olarak. Parçaya değinmeden Sufyan'ın sorusuna cevap vereyim. Acun'un rap yarışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bol sözlü tayfa için iyi bir vitrin olabilir mi? Abi herhangi bir rap yarışması ya da herhangi bir yetenek yarışması kimse için iyi bir vitrin değil abi. Sadece yapımcı yapara kazanıp kısa kısa süreli gündem olursunuz. Yani insanları oyalayacak, TV8 kitlesini oyalayacak malzeme olursunuz. Yok Çağrı Sinci'nin albümüne geleceğiz abi. Şey... Ve ama ben yarışmadan dolayı memnunum çünkü bana Twitch'te yani çok anlamadığım bir konu mutfakta bayağı beceriksizim, tost yapabiliyorum ve genelde dışarıdan sipariş vere vere zaten bayağı bir kilo aldım. Dışarıdan gelen fast food siparişleriyle. Hani rap dışında böyle ayarlar yayını yapalım diye MasterChef seyretmektense en azından çok eğlenerek gömebileceğimiz bir içerik geleceği için ben çok memnunum yani çok güzel dalga geçeriz diye hissediyorum yani. İlk katılacak ismi söyleyeyim mi sana? Sorhat deme de. Yok, ben velet bekliyorum. Gerçi Veled'in ihtiyacı yok abi. Maalesef çok kötü müzik yapmasına rağmen 1,5 milyon aylık standart Spotify dinleyicisi var adamın. Yani hiç gereği ihtiyacı yok öyle bir şeye yani. Yani yarışmanın benim yarışma adına heyecanlandığım tek şey bize burada malzeme çıkacak olması yayınlar bazında. Maalesef maalesef Emre'cim 1,5 milyon. Hani kendimi övmek için demiyorum da benim de 300 falan yani. Spotify aylık dinleyicim. Yani Türkçe rap böyle bir şey abi. Parçaya da geçeyim. Bir an otomatikman diğer demoya geçiyordum. Ya şey var Yiğit yaşına göre ki bir önceki yayında yaşını öğrendi çok şaşırmıştım. Daha liseye yeni başlayacak bir arkadaş, beat yapan arkadaş. O yaş için çok iyi işler bunlar. Eksikleri var ama o yaş için çok iyi işler bu beatler yani. Süper. Hayati'nin ise daha önce dinlediğimiz demolarına göre bayağı bir gelişim var. En azından biraz flow matematiğinde sıkıntı vardı. Şu an onda da gelişim görüyorum ama ikisinin de daha yolu olmakla beraber yani dediğim gibi bu demolar bana umut veriyor yani. Dayıba bu arada buradaysan dinleyici demolarına bu şekilde daha yapıcı olmaya çalışıyoruz direkt gömmekten ziyade. Hani onun Ben için bir korkun olmasın yani. sevdim bu arada şarkıyı ya. En azından kafa sallatıyor. Kafa sallatan şarkıları çok özledim ben çünkü. Haftada böyle Yani. 2 haftada bir tane geliyor. Bu hafta da geldi, iyi oldu.
Senin Hicaz beatini 30-40 defa ben dinliyorum. Nasıl aylık 300 dinleyici oldu? Abi gerçi istatistiklere yakın zamanda bakmadım çünkü benim orada üretimim yok. Yani şöyle söyleyeyim. Benim total stream'im abi, yani prodüktörlüğünü yaptığım parçaların dinlenmesine bakıyorsak globalde ve Türkiye'de. Total stream'im benim nereden baksanız 50-60 milyon ve civarında vardır. Tüm beatini yaptığım parçaların Spotify stream'i artı YouTube'u saymıyorum onunla beraber. Daha da yükselir ama sizin Spotify profilinizde sizin yayınladığınız işler çıkar ve ben sadece kendi Spotify profilimde enstrümantal hip hop, yani daha önce çıkmış parçalarım veya beğendiğim beatleri bir konsept haline getirip beatleri enstrümantal olarak yayınladığım için enstrümantal hip hop Türkiye'de tercih edilmiyor abi. Hani benim kanalıma girdiğinde benim tüm dinlenme istatistiğimi görmüyorsun aslında. Öyle bir sıkıntı var. Sadece benim yüklediklerimin istatistiğini görüyorsun. Ahmet Efe 3 takip için teşekkürler, hoş geldin. Bak abi Emre, ama ben gerçekten biraz daha farklı skalada müzikler yapmak istiyorum artık ya. Hani birlikte bir üretime geçebiliriz aslında. Spotify'dan takip dışından birin olsun. Geçen sabah bir yayınına baktım. Albüm için bir şey, hazırladığın albümden bir şey dinletiyordun. Çok hoşuma gitti. Hatta ekran kaydıyla dinlerim ben bunu diye aldım. Haberin olsun. Sana da itiraf edeyim bunu. Hiçbir şekilde sample kesilmeyecek ve bir yerde yayınlanmayacak, merak etme. Evet, sıradaki demomuz. Ya Daiva demo mu diyeyim, parça mı, sen karar ver gerçi de. Daiva Mor geliyor. Evet. Daiva'cım biz demolarda da geçlendiğinde geçiyoruz ama nakarata da baktım sanırım, beni düzelt. Orası bridge miydi, nakarat mıydı tam çözemedim. Biraz bir tık kısa olmuş sanki nakaratsa eğer. Senin de yaşın beklediğimden küçükmüş, daha büyük sanıyordum. Bunu şuradan biliyorum, bu senin hakkında info. Dün bizim yayınlara ilk kez geldiğinde Hip Hop 101 yapıyorduk. Hani chatte görmüştüm, hani Amerikan rapi beni hiç açmıyor ya falan demiştin ama gelişimin için gerçekten dinlemen önemli bir şey orayı. Burada biraz fazla günümüz emo rap ve işte Red Key diyeyim. Gerçi onu bir tarza sokmayayım. Red Key özenmesini ben fazla hissediyorum. Ama ben seni daha büyük bekliyordum. Gördüğüm üzere yaşın da küçükmüş. Bu yaşlarda olabilecek bir şey. Ama yani bol bol müzik dinleyip kendimi nasıl geliştiririm diye düşünmeni önemserim. Telaffuz problemlerin yok. Hani prozede de ufak hatalar var ama telaffuz problemlerin yok. Bu güzel bir şey. Ritim kaçmıyor. Bu da güzel bir şey. Beat free galiba. Beni bilgilendirirsin. Yani şöyle söyleyeyim. Yaptığın şeyin artık oldu dediğin kafaya girip de bunu yapmaya ısrarla devam edersen potansiyelini heba edersin. Yok, kendini gelişime açık görüyorsan ve biraz tavsiyelerimi dinlersen. Yok, 17 küçük bir yaş. Ya bunu şey anlamında söylemiyorum bu arada, yanlış anlama. Hani daha çocuksunuz anlamında bunu söylemiyorum. Yani senin sesin daha yeni yeni oturuyor en basitinden. Hani benim de 14 yaşında 15 yaşında aldığım kayıtlarla şu anki sesimdeki kayıtlarım aynı değil yani, en basitinden. Hani bu açıdan 17 yaş küçük. Bu senin düşünce yapınla alakalı bir yaş küçüklüğünden bahsetmiyorum şu an yani. Hala öğrenmeye çok açık bir yaştasın. Bu iyi bir şey bu arada yani. Evet, kendi geliştirmek için önünde bayağı bir fırsat var yani. Bu söylediğim şey iyi bir şey. Sen eğer bu demoyu bana 27-28 yaşında birisi olarak atmış olsaydın sana şey yorumunu yapamazdım yani. Daha öğrenecek çok şeyim var. Umudunu kaybetme diyemezdim çünkü artık hani kariyer yapma yaşlarının başındasın henüz yani. Anlatabiliyor muyum? Müzik kariyeri planlıyorsan. O açıdan söylediğim iyi bir şey, yaşının küçük olması yani. Gerçekten sadece rap'le de kısıtlama kendini. Bol bol farklı müzikleri de dinleyip abi müzik öğrenmeye çalış. En basitinden müzik öğrenmeye çalış. Prozada öğren, vokal olarak. Maddi durumun el veriyorsa şan dersi al. Önerebileceğim şeyler bunlar. Ama yani dinlediğim demolar genel olarak beni üzmüyor ya. Hani yani demo olarak eleştiriyorum tabii ki ama yani şey... En azından ileride potansiyel olabilecek kişileri görebiliyoruz. Bu açıdan mutluyum yani. O zaman parçalarımıza devam ediyorum. Ne dinlemişiz? Canbay ve Walker ve Sertan düeti Yangınlar geliyor. Haydi hayırlısı. Of. Afro trap ve arabesk eklemeler. Of of. Sertan'ı ben bir yerden hatırlıyor gibiyim ama ya. Ha, rapçi değil. Bu arada hani popçu olarak bir yerden hatırlıyor gibiyim. Aynı Sertan mı bilmiyorum ama sanki hatırlıyorum. Dinleyelim istiyorsan. Yok, en başta nakarat verildiyse o nakarattaki odur. Bir nakarata bakacağım sadece, doğru aynı Sertan'ı mı hatırlıyorum diye. Evet, doğru. Hatırladığım Sertan. Sertan rapçi değil, popçuyla düet yapılmış. Ve şey, Sertan'ın dinlediğim bir iki işi vardı rap dışında. Hani dinlediğim dediğim düzenli dinlemedi yani. Kulağıma denk gelen bir yerde otururken falan.
yani yeni nesil popçular arasında sesini iyi kullanan birisi ama bu parçada olmamış. Çünkü parça baştan abi yine kumpir modeli var. Hani azıcık afro trap atalım, azıcık semt trap'i arabesk drill atalım. Yani bu arada yeni gelenler için söylüyorum, arabesk drill diye bir şey yok abi. Yani öyle bir tarz var zannetmeyin. Biz biz biraz dalga geçmek için söylüyoruz onu. Azıcık bunu atalım, bir bağlamacıyı da getirelim, o da azıcık çalsın. Yani şey var. Türk insanının ortalama beğenilerini bir liste çıkarılmış bence. Hani var şurada. Bağlama seviyorlar. İşte pop seviyorlar. Arabesk drill seviyorlar. Bağcılarlıyız. Çalar semtte mantığı. Abi hepsini alıp birazcık yapalım. Aşure rap. Aynen Allah'ım yokun dediği gibi. Nick de çok güzelmiş bu arada. İşte yani kumpir gibi işler abi yine ya. Dinlenecek mi, köpek gibi dinlenecek bu arada. Hani demin konuştuk ya Velet'in dinleyici sayısı istatistiği üzerine Emre ile Piyanist Santorlu. Köpek gibi dinlenecek abi. Çünkü gerçekten tutuyor ve bu yani bu çocukların da ben sanat yapma kaygısı olduğunu zannetmiyorum ki. Jamba en başta fazla gaza bizimken Afro Trap ile beraber bambaşka bir yere doğru evrilmeye başladı. Abi Velet müzik bilmiyor abi Ahmet Efe'cim. Burada bayağı bize acı çektirdi birkaç şey. Bu 11. ya da 12. yayınımız bizim başladığımızdan beri. Bayağı bir acı çektirdi bize Velet. Yani sesini çok yanlış kullanıyor melodik okuyacağı zaman falan da. Sevmiyorum. Kanka ben bunların hangisi Jamba, hangisi Walker hala bilmiyorum. Kanka ilk dinlediğimiz verse'deki arkadaş. Jamba, yanındaki daha kısa boylu olan arkadaş Walker. Hani yani daha önce sana bunu şöyle söylemiştim. Mu? Başka bir parçalarını dinlediğin zaman Gazapizm'e benzeyen Jamba, Cashflow'a benzeyen Walker demiştim hatırlıyorsan. Evet. Benim için sıkıntı mı bu? Bilmem lazım mı? Yo. İyiyim böyle. Yo, iyisin ya. İyi. Yani şey var. Dediğim gibi tamamen ticari bir şey hedeflenerek yapılmış bir parça ve ticari başarısına muhtemelen ulaşacak çünkü Jamba ve Walker'da bayağı dinleniyor yani. Bayağı dinleniyorlar. Ama yani dediğim gibi bu parçanın zaten hedeflediği kitle biz rapçiler ya da burada rap müzik şarkılarına bakarak burada müzikal bir şeyler yakalamak isteyen insanlar değil belli ki yani. Ben beğenmedim. Daha önce bunu Miraçların parçada söyledim. Artık üstümüze kürekle afro trap atıldı ve ben çok baydım abi. Herkes İsmail YK gibi şarkı söylüyor. Ben bundan çok baydım. Benim asla dinlemeyeceğim bir iş. Hani chat geç karar vermeseydi de ben otorite kullanırdım burada muhtemelen. Kötü bir iş. Ama dediğim gibi zaten muhatabı biz değiliz yani. Bizim kötü deyip ya da kötü ya da iyi dememiz çok bir şey bağlamayacaktır yani arkadaşlar arasında. Ekleyeceğim bir şey var mı? Abi yok, bugün pek konuşacak bir şey yok ya bence. Konuşacak bir iş gelmedi. Evet, bugün yani, deli gibi iş çıkmış dün gece ama abi hala böyle aradığım, böyle hani daha önce Fred'in şarkısına vermiştim yani çok kötü hissettiğinden sonra iyi bir şarkı duyunca abi şu evet. Şarkıyı sarıp sarmalısım geldi dediğim. Öyle bir işe hala rastlamadım ya. Ki Fred'den yani, bugün de parça var bu arada, andık kendisini söyleyeyim. Genelde dediğin gibi işte bize hitap eden bir şey de çıkmamış çok fazla bizim kitleye. Sırada Repchato ve Monoman'dan Keko var, geliyor. İzninizle. Evet. Geç kararı çıktı. Geçtik. Zekort, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Beat switch beklemiyordum. Beat switch biraz şaşırttı ama beat switch olmasa çok durağan bir beat ve aranja var abi yine. Hani parça 2 dakika 43 saniyemiş. Biz daha 2. dakikasına yeni girdik ama sanki bayağı uzun sürede dinliyormuşum gibi. Ben burada hatta bir ara kamerada yakalamışsındır belki. Şöyle durdum yani. O beat switch çok da önceden güzeldi. Yani bir aranje çok önemli bir şey abi ve bizim camiamızda hiç önemsenmeyen bir şey. Fred'i çağırdın, geliyor mu? Ciddi misin? Damla Hediyet. Hoş geliyor Fred. Kendisini gerçekten çok beğeniyorum ve takdir ediyorum. Aynen. Yayınlarda da söylüyorum. Aynen. Bizzat da bir kere kendisine yazdım yani bir parçasını duyduktan sonra abi helal olsun diye. Umarım bugünkü işi de ilk kez burada dinleyeceğim, üzmez. Diye umuyorum. Bu Fred'e özel bir yorum değil bu arada. Yani genel olarak üzülüyoruz biz bu yanda. Beklentiye girdiğimiz isimlerden. Abi yani şey, vokaller kötü değil ama yani beat tercihinden mi bilmiyorum. Ben parçada hiç beni çekmedi parça. Çok sıkıldım. Bir beat switch'te bir heyecanlanır gibi oldum ama artık parçanın sonunda geldi. Ama yine de kurtarmıyor aranje için yani. Aranjeyi kurtarmıyor ya. Evet Ensargo, Fred'o arkadaş. Ben Chaton'un hatırını dinlerim ama öyle çok sarıp başa dinleyeceğim bir şarkı değil ya. Yani. Yani özellikle nakaratı hiç sevmedim ben. Evet ben de hiç sevmedim. Papağan nakarat dediğim gibi. Şey var. Hatta çifte papağan nakarat hatta bu sefer. Evet. Tek de değil. Ensargo diye cevap verdim. Kim kaçtı yukarıda ya? Ha, Verus demiş ki Çağrı Sinci'nin tüm albümü dinleyeceğiz değil mi? Yani siz isterseniz dinleriz. Ben Fero'dan bütün EP almadım. 3 parça aldım. İkisine bakarız ama biri de banko sorarsınız diye kenarda duruyor. Çağrı Sinci'den bir parça almışım ama bakarız derseniz saate göre.
Hani biz çünkü 3 saate koşuyoruz şu an yayında. Bakabiliriz. Haluk senin aboneliğin bana da gelmedi. Çıkmıyor ama abone olduysan teşekkür ederim. Sağ olasın. Hiçbir fikrim yok. Ben çok anlamıyorum. Haluk'cum abone olmayıp böyle abone oldum falan diye insanları kandırmana gerek yok. Yani yapma bunu gözünü seveyim. Mali listede bir iki net değişi daha var. İzninle geçiyorum onları abi. Kafamız kaldırmayacak. Ciddi misin? Evet. Yapma be. O Fred. Fred Black. Fred'cim hoş geldin. Takipçin teşekkürler. O zaman hatta senin parçanla başlayalım ya. Fred 99 geliyor. Mali de bitirsin öyle yoruma geçeyim. Fred ellerine sağlık bu arada. Yine çaldın kalbimi. Haluk evet şey var. Birkaç ufak eleştirim olacak tabii ki. Bitti mi? Bende de. Abi Fred gerçekten buradasın diye demiyorum. Sen yokken de seni yayın tekrarlarından YouTube'da görebilirsin. İki kez övdüm. Bir önceki haftalarda verdiğin şarkının ismini şu an hatırlamıyorum. Kusuruma bakma. Küvette sahneleri falan olan bir klip vardı. O hatırlayamadım ismini. Şey, yeniden doğdum galiba. Yeniden doğdum mu? Evet sanırım. Bugün yeniden. Yeniden doğdum. Müthişti. Bu şarkıda o çıtayı bekliyordum. O çıtanın altında kalsa da güzel bir iş. Mesela şey sevmedim. Bu biraz tercih meselesi. Hata değil tabii ki. Biraz daha az reverb'lü bir mix tercih edebilirdim mesela ben yer yer. Yo ben beat'i beğendim Haluk bu arada. Ya çünkü şeyden sıkıldım. Hep söylüyorum. Çok basit pad'lerin ve ufak synthesizer yürüyüşlerin üzerine rastgele hi-hat'lerin atıldığı bu günümüz aslında trap değil o. Daha önce yayınlarda açıkladım. Trap sound'dan öyle deniyor Türkiye'de diye. O trap sound'dan çok sıkıldım ben. Ondansa bu tarz yürüyüşlerin olduğu, aranje numaralarının olduğu parçalara ben her zaman daha kefilim ya. Daha bir mutluyum böyle bir şey görmekten. Bu arada Fred'e de bir slotum olacak. VIP'sini vereyim. Fred Black 2K mi? Ya şu ana kadar bugün dinlediğim yine en iyi iş abi. Fred burada diye demiyorum. O Emre, bu Emre'nin önerisini yapabiliyor muyuz ya? Bir bakacağım abi. Şu anlık ben bir arkada panelde Fred'e... Okuyayım mı ben sana? Oku abi. VIP veriyordum. Bir puanlama şeysi koyabilsen aslında chat'e her şarkıya puan verse chat yayın sonunda onlara da baksanız hoş olur. Abi ben hala biraz şu paneli kullanma özürlüsüyüm. Onu aslında moderatörlerim çözerlerse yapabiliriz öyle bir şey. Puanlama ya da anket yapma gibi. Çok tatlı sen onu... Teşekkür ederiz Emre. Sen onunla uğraşırken ben de şeyi söyleyeyim. Ben yeniden doğduğumu mesela hala dinliyorum abi. Sözünü böldüm de hani gerçekten Fred'in çok güzel işleri var. Görmek istediğim şeyler bu. Hani bahsettiğim size bahsettiğim eski yayınlardaki müzikalite bu. Hani sürekli aynı şarkıyı ya da başka bir şarkının Türkçe dublajcısını dinliyormuşuzdansa karakteristik bir şeyler var. Bir şeyler deneniyor. İyi niyetli. Bunu deneyip başaramayan sanatçılar da oluyor ki onları da başaramasa da genelde olabilecekken olmamış falan gibi eleştirsek de Fred'den memnun olma sebebim şu. Bunu genel olarak başarıyor abi. Tekrar eline koluna sağlık Fred. Vallahi ben Fred'in tarzını bayağı beğeniyorum. Hı-hı. Özellikle albümü birkaç tane çalma listemde var ayrı ayrı. Zaten ben rock altyapısı olan şarkılara da bayıldığım için ki... birkaç tane var ayrı ayrı. Zaten yayınlarda da konuştuk hep. Hı-hı. Hani mesela yeniden doğdum rap kategorisinde mi değerlendireceğiz? Orada bir arada kalmıştık ama ona rağmen... Sen devam et. Haluk Feron'un işlerine bakacağız. Daha bakmadık. Cevap vereyim dedim. Mesela sana şey dedim ya işte Aristo'dan bahsederken farklı bir beat okusaydı dediğim şey bunun gibi bir şeydi evet, aslında. Evet, bu tarz evet. Bir altyapıyı okusaydı çok daha iyi olurmuş. Yani mesela ben bu şarkıyı da beğendim ama yeniden doğdumla... Yeniden doğdum benim Fred'in en sevdiğim şarkısı yeniden doğdum oldu. Şu an isimlerini tam hatırlamıyorum kusura bakmasın. Aa şey de çıktı bende dur. Videonun altında gözüküyor. Vakitler mesela bayağı beğendiğim bir şarkı. Hani onların bir seviye böyle altında kalmış gibi şarkı ama yine de günün güzel işlerinden. Aslan Kadi takipçin hoş geldin. Takipçin teşekkürler. Hoş geldin abi konuşamadım yine. Hep diyorum ya işte Türkiye'deki rapçilerimiz keşke biraz daha müzikal baksa diye. Fred bunun güzel örneklerinden biri abi. Bakıyor çünkü. Ve kendisi burada diye bu yorumu yaptığımı zannedecek arkadaşlar varsa ilk kez bugün yayına gelenler şunu söyleyeyim mesela. Hani Fred ve Aytu abi bana ayrılmayacaktır. Aynı hafta Aytu abi şıkır şıkırı verdiğinde Hayki Fred de parça vermişti. Şıkır şıkırı hiç beğenmediğimi söyleyip bayağı duvardan duvara vurduk burada. Yine Fred'i övmüştük mesela yani. Hani bu ki Aytu abi de ben çok severim. Hani ben burada özellikle tarafsızca müzikal olarak yorum yapmaya çalışıyorum yani. Bu yeni gelenleri varsa hani bu Fred burada diye övüyorum zannetmesin diye yayın tekrarlarımızdan dediğimi ispatlı olarak görebilirler yani. Ki iki tane yayında da başka şarkılarını övmüşlüğümüz de var kendisi. Ensargo aynen. Ben bir Surhay'a yazarım onu ya.
yayından sonra Instagram'dan öyle bir gelişime açığım ben. Önerileriniz varsa ekleriz kanala. Fred tekrar teşekkürler. Şu ana kadar bugün dinlediğimiz, kendi adıma dinlediğim en iyi şarkıyı dinledim yine. Daha bakacağımız bayağı bir iş var ama. O zaman sıradaki parçamız Bilge Kağan'dan Kleptoman. Evet, geç kararı geldiği için chatten geçtik. Keşke Fred'in üstüne bu gelmeseydi. Ya şey bu arada kanka, bir şey söyleyeceğim. Fred şeyi açıklamış, mix konusunu açıklamış. Onu görmemişim ben. Test edemediğim şey mixti ve bunu sağlıklı test etmem için yeterli bilgisayara ihtiyacım var. Eğer bana bunu sağlayabilirsen senin için tekrar test edip yüklerim diye Miraç'a Fred mix eleştirisine cevap vermiş. Eyvallah. Ekipman problemi. Eyvallah Fred'ciğim. Ya bak bu da Aristo ile aynı şeydi ama Aristo'nun vokali mesela Bilge Kağan'dan daha düzgün. Aynı canlı içerisinde. Bence. Ya o da yorucuydu benim adıma ama. O da yorucu. Hiç benlik bir şeydi. Hiç benlik bir şey değil. Bu kadar değil ama. Bu kadar değil ama bu çok yorucu abi hani. Gerçekten. Hani şey noktasına geldim ya arada. Ben gırtlak farklı kanseri olmak istiyorum. Ne ha, önerirsiniz diyene bu vokal tekniğini öneriyorum yani. Emre Yücelen de geldi, hoş geldin. Nerede Emre Yücelen? Sen. Ha, dur o zaman uygun yapayım onu, dur yanlış kişi geldi. Öyle devam edeyim. Evet, klavyemi de alayım. Çünkü o da bunu yapıyor ve nota bulamıyor arkadaşlar. Gerçekten tek fark benimki bağlı olmadığı için ses çıkmıyor. Evet bakın, bakın ne kadar kirli bir vokal görüyor musunuz? Bakın böyle alıyor vokali. Ama yani muhteşem bir vokal kullanımı yine de. Ama gerçekten gırtlak kanserine çok yakınsınız biliyor musunuz ya? Gerçekten ya. Neyse. Ahmet Efe bizim diss atmadığımız adam kaldı piyasada. Bizim diss atmadığımız kimse yok. Kendim dahil yani yer yer. Of. Bir Bulgari dinleyelim mi? Bulgari. Ha, araya. Araya eğlenin. Bayson Bin, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Umarım onu hard diske yedeklememişimdir ya. Ha, burada. Geliyor. O zaman Mali'nin 30 saniyelik çok sevdiğiniz parçası geliyor. Biraz IQ toparlayalım. Flowlarım altından mı? Şaldiş. Nargileler uçuşuyor havalarda. Şaldiş. Sert mi gireceksin? Oh! Şaldiş. Evet. Neyi açtın? Ya yapmayalım bunu. Şaldiş. Oh. Bulgari. Bu nasıl bir strateji ya? Bulgari. Maalesef gerek yok. Of. Bulgari. Bu nasıl bir strateji ya? Of. Bulgari. Kenarda bekliyor ama. Of. Bulgari. Bu nasıl bir strateji ya? Of. Bulgari. Ben de bir şey kullanmıyorum ama. Bulgari. Taş gibi müzik yapıyorsun. Of. Bulgari. Teveccühünüz. Hayır. Ulan bunu hep güleceğim ya. Ya ama gerçekten günümüzdeki Türkçe rap biraz bu yani. Ben bunu Mali'nin eski ses yayınlardaki eski ses kayıtlarıyla yaptım ama günümüz özellikle Nette Batağı bundan çok uzak değil yani. Sağ ol kanka, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica ederim. Ya bu arada Bilge Kağan da hani beğenen beğeniyordur ama gerçekten bu Aristo içinde. Aristo'ya biraz daha şey, bu yine adam kayırma denecek belki epidemik yüzünden ama Aristo'ya biraz daha katlanabileceğim bir vokal yapıyorken buna hiç katlanamadım abi. Benim tercih edeceğim bir tür değil bu ya. Janrı olarak tercih edeceğim bir tür değil ya. Sıradaki evet, parçamıza geçiyorum. Geçiyorum. Ringslay'a ipucumu buldum geliyor. Evet, geç geldi. Mesela bunda da şey, bir en başta şundan yükseldim. Biraz beat'te dendiği gibi 8 bit tınılarına yakın bir ton vardı ve biraz lo-fi esintisi aldım. Ve nakarat papağan nakarat olsa da acaba yine demin Fred'e yaptığımız gibi hani iyi niyetli deneysel bir şey mi geliyor diyorken sonrasında bildiğimiz Türkçe rap oldu abi. Ama ve mix bozuk, beat bozuk evet. Ve ritim kaçıyor doğru. Daeva diğer hesabından da takip etti sanırım. Hoş geldin. Miami bugün seni yine sonlandırır mı abi, sence ne düşünüyorsun? Abi ya bana sonlandıracak gibi geliyor ama. Burak'a da bir darlayayım. Belki yayın 3.30'da uyumazsanız belki NBA yayını yaparız ama zor. Abi Ahmet Efe şey yazmış. Siz insanlardan tam olarak ne istiyorsunuz da kimse isteğinizi karşılamıyor diye. Ben kendi adıma söyleyeyim. Hı-hı. Üzerine uğraşılmış. Emek verilmiş. Aa bu iyi oldu dedikten sonra piyasaya sürülmüş. Hı-hı. Sadece ticari kaygı gözetmeyen, ayrıca sanat yaptığının farkında olan, müzik yaptığının farkında olan işler bekliyordum. Çok basit bir şey aslında yani. Ya ben daha kısa özet geçeyim. Müzikal, ya müzik dinliyorsak şu an abi biz müzik arıyoruz. Hani içinde müzikal şeyler olan bir şey arıyoruz ya.
Allah'ım yok, bizim kanalı hostlamış, çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Ünlülerden de abi, özellikle ünlüyseniz ya, en basitinden size biraz burada yine ben şey Yaşar ustalık yapayım. Örnek veriyorum. Sizin aylık Spotify dinleyiciniz ortalama 1 milyon bandında. Yani müziğinizden güzel para kazanıyorsunuz değil mi? Müziğinizden kazandığınız parayı artık biraz müziğinize harcayın istiyorum abi. Sadece PR'a harcayın istemiyorum. Beat bir yerden arak çıkıyor. Bakıyorum mix yok. Hani başka ne diyeyim? Klip arak çıkıyor. Ama PR için atıyorum bir tane influencer'la anlaşılmış. Belli ki en az 70-80 bin lira para verilmiş. Influencer reklam basıyor. Abi influencer'a vermeden önce biraz da müziğine para harcasam mı sanki ya? Hani bunu istiyorum ya. Türkçe rapçiler bazında. Yoksa Türkiye'de çok güzel müzisyenler var. Ve taklit işler görüyoruz abi. Ben taklit iş görmek istemiyorum artık. Daha önce geçen haftaki yayında da buna değinmiştik. Yani hip hop diyorsak abi tamam. Diğer müziklere göre biraz daha vokal ağırlıklı bir müzik, rap müzik tamam, ama şunu görüyoruz. İngiltere'de de hip hop kültüründen etkileniliyor ve drill birebir kopyalanmadı Chicago'dan. UK drill olarak bambaşka forma girdi. Grime diye bir şey icat oldu. Lehler mesela, yani Polonya. Abi Polish Jazz gibi bir kaynakları vardı. Tamamen Polish Jazz üstüne yapılan ayrı bir jazz rap tür şey janrası var Polonya'da. Bizdeyse abi parça ya Almanlardan ya da çok bilindik Amerikalılardan arak. Çünkü Amerika'nın aşırı mainstream'i hariç ki sanatçılarına bakmıyorlar bizim Türk rapçiler. Ve tamamen ya, yaptık zaten tutuyor, para kazanılır mantığıyla müzik yapılıyor. Ben biraz sanat değeri olan işler istiyorum abi. Bir ekleme daha. Sesin gitti Maria'ya, sesin gitti. Bir çıst oldu, sesin gitti. Geldi. Geliyormuş. Geldi. Ha, tamam. Abi, bir ekleme daha yapacağım ufak. 2010'larda ortada bu kadar para dönmüyorken insanlar bir ruhla iş yapıyorlardı. Ceplerindeki son parayı yatırıp belki de kaliteli iş yapmaya çalışıyorlardı. Birkaç isimden biliyorum ben. Adam cebinde ne para varsa albüm prodüksiyonuna, mixine, masterına falan harcıyordu. Masteringine falan harcıyordu. Bugün hani yapalım gitsin nasıl tutacak mantığıyla ilerliyor. Beni rahatsız eden nokta o. Ya o zaman ortada para yokken bu kadar üzerine düştüğünüz, yine kötüydü o işler çoğu. Ama üzerine düşüyordun en azından. Hani iyi bir şey yapmaya çalışıyordun. Şimdi iyi bir şey yapmaya da çalışmıyorlar. Benim rahatsız olduğum nokta o. Sufyo demiş ki ticari kaygı güdülmesine biraz fazla takılıyoruz sanki. Ya meslek olarak bunu yapan insanların ikinci bir gelir kalemi yok ve hayatta kalması için ticari kaygı gütmesi gerekiyor. Örneğin Caner Özürtlü da sinema konusunda verip veriştiriyor programlarında ama Maiden'in altın gününü yaptı. Çünkü hayatta kalması gerekiyor. Bazı parçalara böyle yaklaşmak lazım bence. Abi zaten bununla itirazım yok, ticari olsun, ama şöyle bir sıkıntı var. Atıyorum 80 bin lira PR bütçesi ayıracağına bir müziğini bedavaya getirip 80 bin lira, pardon şöyle düzelteyim, müziğini bedavaya getirip 80 bin lira PR bütçesi ayıracağına biraz sanatında müziğine de para harca istiyorum. Örneğin hani bir konserinden bugün 100 bin lira alan, isim vermeyeceğim, bir MC beat için ulaştığı insanlara 100 liraya olur mu dememeli. Anlatabiliyor muyum? Endüstrinin büyümesi için de dememeli. Ya da label var diyelim, ortada bir label var. Bırakın sizin ekstra label'ınızı da, şey, label'ın görevi o zaten. Sizin ekstra PR'ınızı da bırakın, label düşünsün abi. Siz cebinizden tamamen ünlü olabilmek ve daha fazla para yağsın diye yatırım yapacağınıza, biraz da sanatınıza yatırım yapın, zaten o yolunu bulacak o. Hani ben şey demiyorum, aç kalıp sanat yapsınlar demiyorum tabii ki. Yani yoksa çarkın dönmesi lazım, evet, ama hani bu ticari odaklılıkta benim rahatsız olduğum mevzu bu yani. Bir daha bir ticari odaklı iş yapıyorsan ortaya iyi bir iş çıkarman lazım ki sadece bir hafta dinlenmesin o iş. Bir de o tarafı var yani. Ticari kaygı rahatsız olduğum nokta değil benim ama. Bak Haluk demiş ticari mesela. Ticari kaygı güdüp ticari, kötü iş yapmak sıkıntı. Haluk demiş mesela, ticari kaygı güdülürken kaliteli iş gayet yapılabilir. Örnek iksir sallan demiş. Katılıyorum. Yani güzel bir iş. Ki normalde iksiri pek beğenmememe rağmen güzel bir iş yani. Neyse çok oyalandık. Ben aynen. Diğer parçaya geçiyorum. Sıradaki parçamız Alefay ve Erhan Güven. Kendimi bulamıyorum. Evet. Alex ne ya? IQ gitti yine. Alef'ten beklediğimin üstünde bir iş. Kabul. Alef'in flow'unu da beğendim ama parça beni hiç çekmedi abi. Beat'inden mi? Erhan'ı beğenmedim, Erhan Güven'i. İlk kez dinliyorum sanırım. İkinci verse'deki Erhan Güven değil mi? İkinci verse'deki Alef değil mi ya? Alef mi? Evet. Ben normalde takip ettiğim isimler olmadığı için emin değilim.
Bak hani ve deminki konuya güzel bir örnek ver. Bu piyasaya Kerem Aktağ ile çalışan bir rapçi lazım artık. Müzikal açıdan iyi rap şarkıları dinlemek istiyorsak. Evet, Kerem çok iyi bir prodüktör. Ufuk Kemal Karamal da çok iyi bir prodüktör. Hani gerçekten müzisyen olan insanları sayıyorum. Uğur Öztürk güzel prodüktör ki ünlenmesinden memnunum. Keza daha önceki haftalarda ağırladığım Ateş Berker, Öngören ve Okan Çam iyi müzisyenler abi. Bu tip müzisyenlere ihtiyacımız var. Ama mesela Ufuk Kemal ve Kerem'i hiç görmüyorum neredeyse hani. Ya köşelerine çekildiler. Ya talep yok, bilmiyorum. Emre Ali 45, takip için teşekkürler, hoş geldin. Ya çok monoton bir parçaydı ya, bence de. Turşun'un dediği gibi. Ya ikinci verse fena değildi ama genel olarak tek düze gidiyor yine. Karamallı'nın tepkiyle çalıştığı yıllar 2008 falan abi ya. Ufuk arada chatimize de geliyor sağ olsun ama yani Ufuk'un kendi için üretiyor şu an konuştuğum yani. Bir kimseyle çalışmıyor. Keşke çalışsa. Seviye atlarız yani. Ya Alef'in parçaya da üstüne yani artık odağım da kaydı, çok dikkate alamadım. Bakayım Ben Fero ve Çağrı Sinici'nin albümlerine geçmeden önce atladığımız bir iş var mı diye şöyle bir listemize göz atayım. Albayı aldık mı? Alba'yı YouTube'da bulamadım abi, galiba Spotify'da var sadece. Watch Together'dan Hmm, bakabilmem tamam. için YouTube'da Topik'te falan da çıkmıyordu yani. Alamadım o En yüzden. kötü bir sonraki hafta alırız Evet, haftaya istersen. alırız onu YouTube'a düşerse. Ama YouTube'da ne Topik'te vardı ne Epidemik kanalında ne de Alba'nın kendi kanalında Alba vardı yani. Çağrı ve Benfero'nun albümlere şimdi geliyoruz abi. Keko'yu dinledik. Tamam abi, kalmamış dinlemediğimiz. O zaman Benfero ile başlayalım, Çağrı ile kapatırız yayını. Ve Among Us için de abi yayın sonrası Discord'dan bir mesaj açalım. Oynamak isteyenlerle. O zaman ilk olarak albümün açılış parçası gelsin. Ya bütün EP'ye bakmayacağım bu arada. Çok, çünkü yayın 4 saate koşuyor abi. Çünkü daha ileride klipler de verilecektir. Hepsi klipsiz şu an. Klip geldiğinde de bakacağız bazılarına çünkü. Hafiften acı başladı oturduğumuz yerlerde. Aynen. Kıçımız ağrıdı Türkçesi. Kanka, ben artık o konuya çok girmiyorum. Sonra sen şarkı yapıyorsun kıçla ilgili bir şey çıktığında, o yüzden. Sizden gelenlere gelecek parçaya haftaya bakarız Emir'cim. Bugün demoları bitirdik çünkü. Yeni çıkan dışında yayın Perşembe günleri, azıcık bilgi vereyim yeni gelenlere. Perşembe günleri Hip Hop 101 var. O biraz akademik bir yayın. Bu kadar eğlenmiyoruz onda ama yine de beklerim. Bir şeyler öğretmeye çalışıyorum ben orada. Hip Hop tarihi, müzik tarihi konuşuyoruz. Yakında The Grace isimli bir programımıza başlayacağız Onur'la. Onur Bayrakşeker'le, Plak Mecmuası'nın editörü. Orada diğer müzik janralarına detaylı gireceğiz. Sanatçı inceleyeceğiz mesela. NBA yayınlarımız var. Daha geyik muhabbeti içeren IRL yayınlarımız olacak ama onları biraz, benim üşengeçliğimin geçmesi lazım biraz şu an. Biraz uyku saatlerimi düzenlemem lazım onun için aslında bakarsak. Bir de 2 haftada bir salı günleri müzik endüstrisinin içerisinden konukları ağırladığım Müzik Business var. Tamamen endüstri kavramına yönelik yayın yapıyoruz orada. Yani ilk hafta mesela müzik prodüksiyonu üzerine konuştuk tamamen. Tek tipleşme üzerine vesaire. Geçen hafta da label'lar, şirketler ve dağıtımcı firmalar ne yapar? İşte Spotify manipülasyonu var mı yok mu gibi konuları konuştuk mesela. O zaman ilk parçamız gelsin. Benfero Ferhat Yılmaz. Kanka kimse kusura bakmasın, bu şarkıyı başka birisi verse şu an çoktan geçmiştik büyük ihtimalle. Kesinlikle ve şey diyeceğim ben, Aşırı yorucu ya, aşırı aşırı yorucu yani. yorucu. Yani beat yine şey, Arts'ın çizgisinde çok iyi bir beat değil ama yani kötü bir beat değil ama Arts'ın çizgisinde çok yukarı koyacağım bir beat değil. Yani Arts'ı hatırlayacağım, atıyorum Arts'ın bir gün Arts hakkında yayın yapıyorsak, atıyorum prodüktörler yayını yapıyorsak, Arts'ın "aa bak şu beat'i vardı çok iyi" diye hatırlayacağım bir beat'i değil mesela yani. Kötü bir beat mi? Hayır. Ama Arts'ın çok daha iyi beat'lerini duydum. Vokalde sen aşırı yoruyor. Ben Vokal bütün çok albümü yoruyor. dinledim merak edip, bir de gece uyurken bir şey açıp uyuyayım dedim. Dinlemedim, bilmediğim bir şey olsun eşlik edip uyku tutmaması olmasın diye. Bunu açtım. Sabaha kadar çalmış. Beynimde şu an Ferhat Yılmaz, Ferhat Yılmaz diye Ya dolanıyor şey yani. var, En kötü şarkı bu albümdeki yani. parçanın ismi Ferhat Yılmaz olunca ben de bir biyografisini anlatacak, bir şey anlatacak, kendine alakalı bir şey anlatacak bekliyordum. Hiçbir şey anlatmıyor bir açıdan vizyonunu beğendim. Şey var, sadece Migos dinlemeyi bırakmış sanırım, biraz da Kanye West'ten etkilenilmiş. Çıkıştaki Kanye West mixli vokali fark etmişsinizdir abi. İyi geceler Emir'cim. Kolay gelsin sana da tekrar. Hayati valla Fero, en çok bu gece ben dinlemişimdir Fero'yu yanlışlıkla, bayağı Ben para sevmedim. kazandım ben de. Bu parçayı sevmedim abi. Bu parça kötü abi ama güzel bir şarkı var. Şimdi geliriz zaten büyük ihtimalle. Neleri aldığımı Fena değil. söyleyeyim. Engerek almışım, 2020 almışım, Kramp almışım ve bu parçayı almışım. Arasından seçeriz diye. İki tane daha Ha, bir tane. bakarız. Zaten bir tane almamışsın. Kramp'ı dinleyelim bence. Tamam. O zaman sıradaki parçamız Benfero featuring Ezhel, Kramp. Abi yeter, hakikaten yeter. Ben chatten çok az geç çıkmasına rağmen fade attım ya.
Bitti zaten. Yani Gentleman şarkısında Ezhel'i geçen hafta ne kadar övdüysem burada da öyle bir övgü beklemeyin abi benden. Çünkü şey değil, beat güzel, hakkını yemeyeyim. Beat gerçekten güzel. Ama Ezhel'in oradaki nakaratı nerede, buradaki nakaratı nerede abi? Yani. Çok yani daha önce Fight Club'te de aynı yorum yapmıştım. Gerçi o zaman yayın açmıyorduk. Twitter'dan yapmıştım yorumu. Yani çok özenmemiş gibi geldi Ezhel bazında. Ben Fero zaten parçada yani ne zaman farklı flow denese ben ölüyorum abi burada. Can çekişiyorum ya. Ya heceleyip geçse keşke eskisi gibi. En azından daha az yoruluyordum çünkü. Ben ona çok katılmıyorum ya. Heceleyip geçti. Çok yordu yani. Çok yordu beni yani yine. Yani bu albüm takip ettiğim kadarıyla ikiye bölünmüş ya. Aşırı seven de var, nefret eden de var. İkiye bölünmüş deyince aklım otomatikman benim Kila Akan RFM geliyordu, ondan güldüm. Tekrar biz diyenler ikiye bölündü diye. Tekrar yapayım. Ben bunu da kestim bu arada. teşekkür ederim kanka. Çalmayacağım ki en kötü ihtimalle. Kanal benim, ben atımı koştururum. Ben atımı koştururum yani. Ulan işim gücümün arasında vakit ayırıyorum. Öyle bir şey yapacaksan söyle de yapmıyorum. Bakarız. Ay. Onu geçen hafta dinledik. Sufyu. Ha, live session bu, mu çıkmış? Ha. Live session çıktı ama şey değil. Live'lara bakmıyoruz diye biliyorum ben. Ya daha önce hiç live almadık. En kötü haftaya sıkıştırırız abi. Bugün çünkü 4 saate koşuyoruz. Feroyla Çağrı Sincin'in albümünü de bitirelim. Onu haftaya sözüm olsun, bakarız en kötü. Çok engerek var ya. Engerek mi? Engerek açacağım. Yukarıda o. O zaman sıra ben, yani sen bu parça hakkında da bir tek son yorum söyleyeyim. Ben bunu da sevmedim abi. Hani beat ve Ezhel'in nakarat kötü olmasına rağmen, yani şeye kıyasla, Gentleman'la yaptıkları parçaya kıyasla kötü olmasına rağmen Ezhel'in nakarat ve beat yüzünden biraz dinlenebilirliği var ama ben asla ikinci replay'i atmam buna yani. Sen ne diyorsun? Ya benim albümde çok sevdiğim bir şarkı yok. Aksine bunu aldım ben listeme ya, yalanamazsın yani. Şimdi linç yiyeceğim ama. Abi zevk renk meselesi de ben gerçekten sevmedim ya. Ya ben Fero arabada giderken, spor yaparken falan dinlenen şarkılar yapıyor işte. Şeyde de... Abi DMX dinlemeyi tercih ederim illa eski boomerlık yapacaksam ya. Sen bilirsin abi yani. O zaman hiç bu yayınları yapmamıza yani, gerek yok yani. Herkesin yerine bir turistin bulabiliriz. Evet, Wu-Tang göndermesi de enteresan bana. Ben özellikle bunu istedim. Wu-Tang göndermesinde ne yapacaksın çok merak ettim çünkü. Double yapacağım, ne yapayım ama yani şey direkt de Wu-Tang Forever diye parça yaptı ama bizimkiler çok takmadı yani. Yani ben burada bizimkiler diyebilmenin mutlu onuru içerisindeyim yani. Neyse, Benfero en gerek sıradaki parçamız. 2020 de mi istiyorsunuz abi? Bence yeterli ama. Machine Gun Kelly'nin albümünde beklentim vardı farklı bir şey deneyeceği için. Biraz çok aynı şarkılar geldi bana abi. Ha kötü mü? Hayır. Ama aynı şarkılar geldi yani. Daha iyisini bekliyordum. Abi beni anlasaydın alırsa yani torpil yapacağız. Ben Fero'nun bütün parçalarına bakmış olacağız ya. Klip verirse bakalım kalanlarına ama. Andrei Kadim. Herhalde doğru okudum. Takip için teşekkürler. Hoş geldin. Yani burada ben beat'i Oğuz Baydar yapmış. Beat'i ben şu ana kadar dinlediğim üç parça arasında beat'in en çok beğendiğim parça bu oldu ki Oğuz Baydar'dan böyle bir beat beklemiyordum abi açıkçası. Papağan nakarat olmasına rağmen bunun nakaratı yakalıyor. Demin yakalıyor nakarat demiştin ama bence bu parçada yakalıyor bence nakarat. Ferhat Yılmaz mevzusu. Hani kötü anlamda dediğini biliyorum yakalıyor diye ama hani diline yapışmış ya sonuçta. Hani bence bu olumlu anlamda bunun nakaratı yakalıyor ama verse'ler iyi değil. Bana sen mı dedin yakalıyor diyor? Evet. Ben yakalıyor diye bir şey dememiştim ama. Ben o şarkıyı hiç beğenmedim ya. Producer tag'i Aydar anladım abi. Producer tag'i baştan açtı. İlk açtığında. Ben de Aydar anladım. Şey, geçeceğiz bu arada şeye, Çağrı'ya. Ben bu parça hakkında da daha hemen çat diye dinleyip geçmekten ziyade biraz da yorum yapıyoruz çünkü. Ya Haluk ya gerçekten ben burada Benfero'nun bütün albümünü dinlemek istemiyorum ya. Adama karşı bir nefretim yok ya da saygı az duyuyorum kabul ama öyle bir nefretim yok. Yani o yüzden açmak istemiyor değil mi? Gerçekten katlanamıyorum abi. Kanka şeyde de Engerek albümün en iyisi dediniz diye Engerek'i açtık. Evet. böyle bütün albümü dinleyeceğiz. Evet, Engerek albümün en iyisi. Engerek dediniz, Engerek açtık. Şimdi herkes 2020 albümün en iyisi diyor. Bana beğendirene kadar albümün en iyisi değişecek galiba abi.
Abi şöyle bir sıkıntı var. Verse'lere geleyim. Bak Ferol'a da aynı sıkıntı var ki Ferol'un iyi rap dinlediğini aslında görmüştük röportajlarında falan. Şey diyor. Moda oldu trap ben de yaptım falan gibi bir söz var orada mesela. Abi siz sen hala ben anlatmaktan tüyü bitti dilimde. Siz trap mi rap yapmıyorsunuz abi. Ben bunu Hip Hop 101 yayınında anlattım. Trap yapmanız için sizin autotune kullanıp şu an bahsettiğimiz manada trap beat dendiği için trap beat deniyorum. Bu tarzda bir double time beat'e girmeniz trap'in karakteristik özelliği değil. Sizin trap yapmanız için Atlanta slanginde trap, trap house'un kısaltılmasıdır. Yani narkotik maddelerin işlendiği, satıldığı yer ve bu müzik burada dönen hayatın etrafından beslenir. Lirikal olarak bunu anlatırsanız trap olur. Sizin burada double time beatlerin üzerine autotune kullanarak yaptığınız müziklere trap denmiyor abi. Bu hataya bari sen düşme. Çünkü çok iyi dinlediğini söylüyordun, bari sen düşme abi. Yani siz trap falan yapmıyorsunuz abi. Ya senin yaptığın şeyin adı pop rap ben Ferocum. Kötü değilsin pop rap'te, kabul. Yani şunu kabul ediyorum, Norm Ender'dense daha iyi şu an bu dinlediğim bu albümdeki 3 parçada. Şu an Norm Ender'in pop rap parçasındansa senin 3 parçan daha iyi. Ama yine de kötü. Çünkü ben pop rap dinlemek istediğim zaman Amerika'da o kadar güzel şeyler dinleyebiliyorum ki beni açmıyor. Ve yani sadece Türkiye'de ekmek yiyebilirsiniz. Ya Çağrı 2020 istiyor musunuz? Yani bana beğendirene kadar devam edecek misiniz? Ben Çağrı Sinci'ye geçeyim mi? Ya trollüğüne yazıldığını düşünüyorum ben şu an ama. Abi Türkiye'de şu an ticari kaygıda yapılan bütün şarkılar, yani bu ticari kaygıdan bahsettiğim hani tutsun diye yapılmış olarak hissedebilirsiniz bunu. Ben bunu daha Hip Hop 101 yayın tekrarlarından anlayabilirsin de tarzları anlattığım yayın var çünkü 97'den Golden Age sonrasından günümüze kadar geldiğim yayında. Orada tarz ayrımlarını ve verdiğim örneklerle playlistlerden takip ederek bakabilirsin. Bir öneride bulunsam, orta yolu mu bulsak, bir verse dinleyip kapasak? Çünkü böyle karmaşa çıkacak yani. Abi ben de geçelim diyorum ama tamam hadi 2020 de gelsin. Can Volkan prodüksiyonuymuş. Fazlasıyla yeter abi evet. Arkadaşlar ben bunu da beğenmedim üzgünüm. Çağrı Sinci'ye geçiyoruz abi merak etmeyin. Çağrı Sinci ve Supon'un albümüne geçiyoruz. Bir su içeyim artık. Abi çok kısa bir şey söyleyeceğim. Orman Söyle Kanunları abi. Albümünde... Abi iç işte suyunu sen o sırada söyleyeyim ben de. Orman Kanunları albümünde dinlenebilecek birkaç şarkı vardı ama ben... Yabani'yi Orman Kanunları'nın altında buldum açıkçası. Bir de mixinde mi sıkıntı var, ototun kullanımında mı sıkıntı var bilmiyorum. Aşırı yorucu geliyor bütün vokaller ya. Yok İkisinde abi, de mi sıkıntı var? Yok, mix ya şöyle söyleyeyim, mix tertemiz albümde. Hiç bu konuda bok atamam. Mix tertemiz, prodüksiyon güzel. Can Volkan'ın beatini de beğendim. Eyvallah, farklı prodüktör duyu demiş diye bunu açtık diyorsunuz ama ben hala Ozbaylar'ın beatini bir tık daha fazla beğendim Can Volkan'ınkinden. Sıkıntı ne peki sence? Ben Fero. Hayır, yok. Benfero ve abartılmış autotune abi. Ama buradaki autotune mix hatası değil, tercih. Benfero ve abi bu yüzden aynen Feyzal Yeğen'in dediği gibi bu yani. Sıkıntı Benfero abi. Yoksa cayır cayır mix var yani albümde. Hani albümün prodüksiyon olarak kalitesi cayır cayır. Hani tamam, bilmediğim için sordum. Bu prodüksiyonun içerisinde mix'i de dahil ediyorum yani. Cayır cayır. Seni yoran şey Benfero. Ya ben albümü beğenmedim abi. 10 üzerinden 8 veririm, 7 veririm falan deyince ben bir ne yapmış adam acaba falan dedim yani. Ama gördüm ki hiçbir şey yapmamış yani. Dedim orman ya kanunlarına işte. Göre iyiydi abi Haluk. Haluk demiş ki bence orman kanunlarına göre iyi demiş. Ben orman kanunlarına 10 üzerine 2 veriyordum. Evet bu albüm orman kanunlarına iyi. 10 üzerine 3 hadi 4 vereyim. Bu. Yok abi orman kanunları bu albüme göre çok daha iyiydi ya. Yani. Bu albümün kapağını beğendim en çok açıkçası. Güzel düşünülmüş. O zaman Çağrı Sinci'nin albümünden de 3 parça dinleyelim EP'sinden. Ahmet Efe öyle bir yayın yapacağız ama o bu içerik değil. Onun için ayrı bir içeriğimiz olacak. Sizden gelen beatleri değerlendireceğimiz başka prodüktör arkadaşlarımla. Onu beklersen sevinirim. Discord kanalında ama atman için yer açacağım ona. Gelirsen yakında şey yapabiliriz. Bakabiliriz ona. O zaman ilk parçamız Çağrı Sinci ve DJ Supa featuring Monoman Tıklım Tıklım. Sonu olmasa da olurmuş ya. Ya sondaki o son vuruşlarına bir anlam veremedim ama bir sonraki şarkıya geçiş falan mı acaba? Belki bilmiyorum. Track'li sıralıysa belki ama sanmıyorum. Belki bilmiyorum. Ya şu an sanmıyorum demeyeyim gerçi. Bilmiyorum daha doğru. Sanmıyorum yanlış ya oldu. Çünkü onu artık pek yapmıyorlar. Hani single mantığı ilerlediği için işler. Hı-hı. O albüm geçiş mantığı çok fazla yok ama belki evet, öyle bir bu şey arada Emre Ali'nin dediği gibi Fero'dan sonra çok iyi geldi ama yani şöyle söyleyeyim. Detaylı bir yorum yapayım. Beat falan da bana sorulmuş. Beat beni biraz sıktı açıkçası ama kötü bir beat mi? Hayır. Ama yani şöyle
çok tek düze gidiyor. Bunda da vokaller biraz kurtarmış. Hani bu beat'in üzerine daha kötü MC'ler dinlesem muhtemelen parçada hepimiz geç karar vermiştik. Beat bazında söylüyorum bunu. Atmosferik olarak o karanlık yapısı sizi belki içine çekiyordur ama beni çok çekemedi açıkçası. Monoman'ı, ben Çağrı Sinci'yi Monoman'dan daha fazla beğeneceğimi düşünüyordum verse olarak. Monoman bayağı iyi bir parçada. Çağrı Sinci'den daha çok beğendim Monoman'ı. Ve özellikle bugün dinlediğimiz diğer Chato'yla yaptığı parçasındansa bu parçası Monoman için daha iyi benim gözüm ve benim için açıkçası. Yani orada sıkılmıştım parçadan. Bunda sıkılmadım ve Monoman'ın verse'ündeki o hani flow trafiğini bayağı beğendim. Çağrı Sinici'nin durağan okuyuşu burada beni çok açmadı ama kötü mü? Hayır. Yani güzel parça. Bu günün iyilerinden bu. Monoman hakkında söylediğine katılıyorum ama Çağrı Sinici ve Beat'in o karanlık atmosferi konusunda çok katılmıyorum yani. Geleceğiz EP ile olan da geleceğiz. Onları da başarılı buldum ben. Ya beni içine çok çekemedi. Yani puan vereceksen onun üzerinden kaç verirsin daha bir netleşelim. Şarkıya, EP'ye değil. 7.5 var herhalde ya. 7.5. Ya çok da uzak düşmemişiz. Ben de 5.5'tan 6 derdim yani. Yani. Böyle o 10 üzerinden 10'luk iş değil ama güzel. Yani, bu parça için 5.5'tan 6 verirdim. Sen de 7 verdin. Yani çok da uzak düşmemişiz yani, evet. Ama dediğim gibi teknik bir kusurdan da kaynaklı olmuyor bu. Biraz da hani zevk meselesi bu. Yani mesela sen Benfero'yu arabada dinliyorken ben hani herhangi bir yerde dinlemeyeceğim. Laf sokmak için söylemiyorum. Gerçekten örnek vermek için söylüyorum. Tamam oğlum, bir şey demedim sana. Direkt gülmeye başladın ya. Ama yani hemen çok erken bir yorum olacak. Bunu EP'yi gene söylememiş. Şu anlık hani bir şeyi aradım. Modern zamanlar aradı kulağım ama bulamadı bu parça için. Bir şey soracağım. Nakarat'taki vokal kimindi ya? Çağrı. Çok farklı geldi bana da. Albüm kapağı abi fena değil, eyvallah. Güzel düşünülmüş. Çağrı Sinici biraz sarhoş gibi, hani bayık gibi okumuş yani. Bu kötü anlamda söylemiyorum sarhoş gibi. Çünkü mumble, aslında sarhoş gibi okumak daha mumble rap ama burada bir mumble'lık bir şey yok yani. Belki o yüzden sana farklı gelmiştir, evet. Belki olur. Ya ortalama bir parça dediğim gibi. Hani kötü değil. Benfero'dan sonra çok iyi geldi eyvallah. Ama kötü değil ama yani çok da beğenmedim milletin şey yaptığı kadar. Süre bakalım. Sırada Çağrı Sinici ve DJ Supa Sür geliyor. Evet. Vay. Bir önceki parçadan daha çok beğendim. Tıklım tıklımdan daha çok beğendim. Nakarat beni biraz düşürdü. Hızlıca ben bir gireyim, sen eklemelerini yaparsın istiyorsan. Hı, tamam. Nakarat beni biraz düşürdü ama gitarlar sanırım canlı çalınmış ve burada da daha önce Fred'in parçada söylediğim gibi güzel bir şeyler denenmiş. Güzel fikirler var abi, yedirilmeye çalışılmış ve bu aranjeyi de beğendim. Hani görmek istediğim şeyler mesela soruluyordu ya, hani bu parçada var yani, evet. Verse'ler ve Çağrı'nın sondaki bridge diyebileceğim kısa kısmını da beğendim. Açıkçası. Biraz nakaratından yana burada bir puan kırarım ben. Nakarat beni çok çekmedi ve biraz nakarat çok çekmeden ziyade nakarat beni biraz düşürdü burada açıkçası. Ama beat'in atmosferikliği, yani beni bana hissettirdiği şeyler ve Çağrı'nın anlattırdığı şeyler ve ses tonunun uyumu burada okey abi. Beğendim. Yani tıklım tıklımdan daha çok beğendim. Tıklım tıklıma 6 verdiysem buna 7 veririm. Kanka o nakarattaki düşüş bence şarkıya bayağı yakışmış ya, ben sevdim. Seni düşürdü o gerçi ama. Beni düşürdü. Chat'te ben birkaç kişi daha düşürmüş mesela, yazmışlar. Chat'te iki tane ayrı kişi yazdı. Bir tanesi kadın vokal olsa iyi olurmuş dedi. Kim olduğunu kaçırdım. Bir tanesi de Wu-Tang Scratch olsa orada iyi olurmuş dedi. İkisi de güzel epleme olurmuş bu şarkıya. Ama genel olarak başarılı ya. Mr. Janky'cim, bu sorunu duymamış olayım. Hip Hop 101'lere gel. Logosunu da yapalım. Ama Wu-Tang Respect'i bugün iki tane duyduk. Benfero'ya yakıştıramıyorken Çağrı Sinci'ye yakıştırdım en azından, güzel. Ben beklediğimden çok daha iyi işler ya. Ben bu kadar iyi beklemedim. EP benim de beklediğimden iyi gidiyor şu an bu arada. Ve son parçamız. Çağrı Sinci ve DJ Supa featuring APO. Ölmezsen kaybetmezsin. Geliyor. Evet. Bunda da ben demin senin dediğin şeyi söyleyeceğim. Bunda da nakarat beni düşürdü mesela. Özellikle düşürdü. İlk girdiğinde. İkincisi o kadar değil ama ilk girdiğinde bayağı düştüm. Beni de düşürdü, merak etme. Abi, yani burada. Diğer iki şarkı dinlemeyi tercih ederim. Bu klasik zaten Çağrı Sinici vokali ama bilmiyorum ya. Diğer benim iki şarkı... duymak istediğim vokal burada var. Ben Çağrı Sinici'nin bu halini seviyorum. Bilmiyorum, öbür hali benim daha hoşuma gitti, öbür vokali. Ben bu vokal tarzını seviyorum Çağrı Sinici'nin daha çok. Ben mesela bu parçadaki verse'ler ve bu parçada beat sanırım burada Ud'da canlı çalınmış gibi geliyor. Hani. Olabilir. Geliyor derken şöyle açıklayayım. Bu mixle falan anladığım bir şey değil abi. VST'de bu kadar iyi dokunamıyorsunuz dijitalde.
hani enstrümanlara. Ne tonu olsun, ne yürüyüş modeli olsun. Bu kadar o şeyi hissetmiyorum ben. O tel titreşimini hissetmiyorsun mesela. Onu demek istiyorum. Ve başarılı abi. Prodüksiyonu bayağı beğendim bu parçada. Charles Singer'in kısımlarını gerçekten beğendim. APO'nun şöyle bir gerçek var. Nakarat doğru ton, doğru matematik, net tutacak. Ya şöyle daha net tutacak derken şöyle. Bu parçayı klip çekip iyi pazarlayabilirlerse bu parça yürür. Ve nakarattan yürür abi. Nakarat Türkiye'de aranan nakarat. Yani aranan nakarat derken şey anlamında. Hani tercih edilen o birçok arabesk drill diye dalga geçtiğimiz janrı altında üreten birçok arkadaşın yapmak isteyip yapamadığı nakarat bu. Ben bu nakaratı da sevmiyorum. Beni düşürüyor, ayrı mevzu. Bu tercih meselesi. Ama tutacak nakarat abi. Bu kabul. Benim için bu parçada puan kıracağım şey nakarat, ama nakarat bu nakarat tutuyor bu ülkede. Nakarat tutarsa çaresin cünlü olur bu arada, evet. Ama bunun için planlamayı iyi yapmaları lazım. Klip ve PR'ını iyi yapmaları lazım. Ya muhtemelen tek atışlık bir şans var orada. Buna da klip çıkacakmış. Yani tabii bu klip promosyonuna APO'nun veya varsa label'larının falan destek çıkması lazım. Aksi halde zor. Ya zor derken bu Çağrı Sinci veya Supa ile alakalı bir durum değil. Endüstri gerçekleri yüzünden zor yani. Ama yine rap kısmı genel kitle için biraz ağır kaçar rap ya kısmı, muhtemelen. Yani rap vokal kısmı zaten popüler insanların aradığı rap vokal değil. O Ben Fero abi. Yani Çağrı bir önce dinlediğimiz albüm o yani. Çağrı öyle bir vokal yapmıyor. Bu parça yürürse nakarattan yürür. O yüzden nakarat diyorum. Evet, Bad On Fred gibi olur. Hani kimse oradaki verse'leri hatırlamıyor. Bad On'un nakaratını hatırlıyor yani o parçada. Aynı mantık olur yani. Ve buna klip çıkacakmış bu arada. Yener bunu gibi 50 parça yaptı, hepsi milyonluk oldu demiş Yasin. Abi Yasin, ya Yener'in rapi de bu içerik olarak bu değil abi. Ben Fero'nun daha düzgün vokaliydi bir dönem. Artık pek fark görmüyorum Yener'le Fero arasında açıkçası yani. Biz burada çünkü Duvar diye bir parça dinledik yani Safir'le. Yani Fero'nun EP'sini Safir ve Yener Çevik Duvar'ı tercih ederim yani. Dürüstçe. Ki bu arada yani yine şey yeni gelenler için söyleyeyim. Çağrı Sinci ile biz eskiden arkadaşlık, artık konuşmuyoruz ama bu tarafsızca yorum yapıyorum. Şu an EP gayet güzel gidiyor yani. Ortalamaya vurursak gayet güzel gidiyor yani. Talep üzerine diğer iki parçayı da aldım EP'den. Onlara da bakıyoruz tekrar. Sıradaki parça, yani buna son parça demiştim ama son parçamız bu olmayacak. Sıradaki parçamız Çağrı Sinci ve DJ Supa tekrar. Ya kanalı yap abi, daha yeni kanalı zaten Undertaker'cım ama evet, bu bugünkü izleyici setimiz beni de sevindirdi. Çünkü partnerlik gelirse en azından kaliteyi de ayarlayabileceğiz artık. Hani parasında pulunda değilim ben. En azından bazen 720p verdiğinde siz acı çekiyorsunuz izlerken. En azından bunu falan ayarlayabileceğimiz için partnerlik için istatistiğimiz iyi gidiyor şu an için. Ve hani bence toplamda Temmuz'un ortasında başlayıp neredeyse 2 aydır yayın yapan bir kanal için bence iyi gidiyoruz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Ya bizde yok. Ben istediğim ayarda veremiyorum. O sorun ince. İştirakler de limitliyor bitrate olayını. Bizim ülkedeki internet altyapımız iyi olsa onu çok problem olmayacak ama bazen işte bu aşırı drop benden dolayı sıkıntı oluyor. Bana drop giriyor bu sefer. Sizi demiyorum oğlum. Miraç yeter. Hani bu Twitch'in yayıncıya verdiği bir şey. İzleyici için değil. Beni limitliyor mesela. Programda şey çıkmıyor. 720p çıkıyor. Başka bir form atıyorum. Daha yüksek ya da daha alçak bir şey çıkmıyor. Ve bazen atıyorum özellikle oyun yayını falan yaparken CPU da yediği zaman ben drop'tan ölüyorum mesela yani. Ben kalite ayarlayabiliyorum. Eyvallah. Eyvallah. Birazdan dalacak. Çok çok teşekkür ederim Kavalcım ya. Parçaya geleyim. Benim şu ana kadar dediğimiz parçalar arasında sevmediğim, gerçekten sevmediğim tek parça oldu abi. Beni çok baydı. Hani evet, lirikal manada Çağrı'nın iyi bir verse'ünü duydum. Kabul. Çağrı Sinci'nin. Ama yani geçmiyor. Şey sorunu var. Delivery'de değil de parça çok bayık ilerliyor. Hani bir de saatten de belki bilmiyorum. Bizim uykumuz da gelmiş olabilir ama. Yani... Tam onu söyleyecektim ya. Bu şarkıyı bu saatte değil başka bir zaman dinleseydik muhtemelen. Yani şimdilik bu yorumu yapayım o zaman. Tekrar dinleyeceğim ama şey de değil zaten. Yanlış da anlamazsınız çünkü. Yani benim bütün parçalarını eksiksiz beğendiğim toplamda 5 albüm falan var. Globalde dahi zaten. Yani hani şu an burada yeni İlmatik'i oylamıyorsak, Çağrı Sinci yeni İlmatik yapmadıysa bana. Ki İlmatik'te bile beğenmediğim parça var. Bu kadar da kusur olur zaten. Gayet iyi gidiyor albüm. Yani EP için genel şu an gidişattan çok memnunum. Bu parça açmadı sadece, yani bunu söyleyeyim. Biraz fazla tek düze bu diğerlerine göre. Evet. Bu biraz baydı beni.
Ama bunlar da dinlersin biliyor musun? Böyle kafan güzel olacak. Artık uykuya yaklaştığın zaman böyle açar dinlersin. Ya benim kafamda kanka Sakin. yani yılbaşından alkol aldığımda sadece güzel oluyor. Yani benim için yok yani o yüzden. Tamam. Ay. O zaman son Ya ben... parçamıza geçiyorum. Bu EP'den. EP'nin tamamına bakalım madem Fero'ya baktık. Çağrı Sinci ve DJ Supa geniş düşün geliyor. Son parçamız sonra ufak bir sohbet muhabbet yaparız hani vedalaşma babında. Ben biraz bir 5-10 dakikaya da Discord'da Among Us kanalına gelirim. Oyun oynuyorsak ben ayaktayım en azından ama en azından yattığım yerden oyun oynayayım moduna geçeriz yani. Bir de Tekrar arada uyurum ona. bir mola verelim arada da bir tuvalete falan gidelim ya Ya artık. işte o moladan bahsediyorum çat diye değil ya. Dört Bir 5-10 saat dakikaya oldu. gelirim dediğim o yani Mali. Ben de şurada iki dilim Tamam. pizzam daha var onu falan yerim ama ayıp söylemesi. Afiyet olsun. Eyvallah. Ay. Çağrı Sinici ve DJ Supa geniş düşün geliyor. Son parçamız hadi bakalım. Evet. Bana çok garip bir şey oldu ya. Ben şarkının bir kısmını dinleyemedim. Bambaşka bir yere gitti kafam. Eyvallah olabilir abi insanlık Yok hali 4 saattir şey... yayındayız. Yok yok. Ondan değil ya. Şarkı aldı böyle bambaşka bir yere götürdü beni. Bir sürü bir Eyvallah. şeyler kafamda. Eyvallah. Çok, çok garip oldum. Bayağıdır bir şarkı dinlerken böyle bir ruh haline Sanırım girmemiştim. benim en çok beğendiğim parça bu oldu şu ana kadar albümde. Buna Bayağı iyi. 10 üzerinden 9 veririm abi. Bayağı iyi. Bence tek sıkıntısı şarkının. Bir tık Keşke uzun. nakarat keşke biraz daha farklı bir... Diyor, ben nakaratı Bilmiyorum tadında buldum ya. ama bu biraz zevk meselesi. Albümdeki en iyi parça bence bu. Verus Leo da eklemiş. 10 üzerinden 9 veririm ama sadece 3.24 yani aslında ideal bir süre ama biraz tekrara düşer gibi oldum ben sonlara doğru. Benim de kafa dağıldı ama ben böyle hani hatıralar anılara falan gitmedim böyle hani ne yesem falan kafasına gittim biraz yani. Hani o açıdan benim için bir tık daha kısa olabilirdi ama aslında bakarsak süresi de yeterli bir süre ya 3.24. Güzel iş, güzel iş. Ya Kesinlikle. bilmiyorum. Ben şey sadece beat'le nakarata biraz uyumsuz buldum o kadar. Onun dışında Albüme çok genel iyi şarkı. puanım da, bütün albümü yayında dinledik madem. Albüme genel puan da benim 10 üzerinden 8 olur abi. Ben de 8. 8 belki bir ihtimal 8,5. 36 Chambers 10, Wu-Tang Forever 10, Illmatic 10, It Was Written 9 falan hani öyle gidiyor bende. Yani onun için hani şey, Türkçe rapte ben 8 veriyorsam o albüm bayağı iyi albümdür yani. Ben de 8,5 dedim. Çok bir fark yok arasında. 8, 8,5 arasında. Sufu demiş ki sen o kontra Anıl Piyancı işine 7 puan verdin bu albüme 8 veremezsin. Abi bir de şey var bu puanlamayı ben bazen şeye göre de yapıyorum hani. O anki bunalmışlık durumu falan da böyle çok etkiliyor bunları çok net almayın yani. Her an değişebilir bu puanlamalar bende. Bu konuda güven vermiyorum bu konuda bana asla güvenmeyin. Ertesi gün çıkıp 7 diyebilirim yani hassasiklere falan. Sokak Boş'ta güzel bir parçası severim abi Çağrı Sinci'nin. O zaman En iyi en şeyi de kötü. seçelim. Ha, ona gelecektim. O zaman en iyi en kötüyü de seçelim. Ben de bu arada biz onu seçerken raid başlatayım. Sen bir söylesene, ben diğerini Benim söyleyeyim. en iyiyim Çağrı Sinci ve DJ Supa geniş düşün. Kapattığımız parça. Bugün dinlediğim en iyi iş o ve Fred 99 ikisi arasında gidip geliyorum. Tamam, en iyiyle mi geçiyoruz? En iyi benim de... Bence EP'nin tamamını alabilirim, ben de bir tanesini seçeyim. Senin tercihin. Ben Tıklım tıklım olabilir, sen geniş düşün dedin diye. Bir de Fred arasında kaldım. Ama Spek de aşağıdan geliyor, zorluyor. Öyle bir arada kaldım yani. Tıklım Spade'i tıklım beğendim dedim ama büyük en iyi ihtimalle. seçmem bugün ya. Evet, en iyi olmaz muhtemelen. Fred'le tıklım tıklım arasında kaldım. En kötü. İşte abi en kötü Norm iki değil. tane vardı. Bende Norm değil en Yok kötü. yok, Norm değil abi. En kötü iki... Norm o kadar kötü rap yapmıyor bu arada da. Doktor İyi değil Fuchs. ama Ben yani. söyleyeyim en kötülerim abi. Benim de iki tane var. Ha, aynıdır muhtemelen. Söyle abi. Doktor Fuchs. Son tekrar %16. Yayında ilk dinlediğimiz Evet. parça. Bir tanesi oydu benim de. Biri bu. Diğeri de muhtemelen burada tutamayabiliriz. Kubilay Karça mı diğeri? Ha, yok hayır. Ah. Kleptoman. Yani ben Kubilay Karça'yla Fuchs'un son tekrar arasında kaldım. Ortak Yanlış olarak parça Fuchs'u olmasın. seçebiliriz Kleptoman istersen. şey değil mi? Kleptoman şey değil mi? Bu brutal vokal denen, scream vokal denen. Aynen aynen Doğru aynen hatırlıyorum. aynen. Aynen Kleptoman o. İsmini unuttum çocuğun çünkü. Bende en iyi en kötüler böyle. Sende de hemen hemen şey var. Velet dinledik abi de Velet'in işinden daha kötü işler dinledik bugün. O yüzden Velet'e vermedim. Ama Velet de kötü bir işti. Ya genel olarak bu parçada bu programda bugün 40 parçaya bakıyorsak 25 kötü zaten. Ha Bilge Kağan aynen Emre'cim sağ olasın. Şey Mestefe'ye gideceğiz. Genelde Mestefe'ye gidiyoruz. Bugünlük Mestefe'yi çok seviyoruz tabii ki. Yayının bir kısmı zaten Mestefe'ye, bir kısmı Surhay'a da alacak buradan muhtemelen. Pi adama da alacak. Bugün de değişiklik olsun. Son 3 tur Mestefe'ye gidiyoruz. Şikayetçi değilim bundan ama. Bugün ben Surhay'a raidliyim. Bir katılın. En kötü oradan Mestefe'ye geçeriz. Selam söyleyelim. Among Us yapıyor muyuz? Bir Onu da 15-20 dakika sonra da hatırlatalım. onu da hatırlatayım. Among Us için abi
15-20 dakika içerisinde ben gelirim, bir rahatlayayım. Bir tuvalete falan gidelim. Bu hareketi yapmamalıydım. Evet, bir tuvalete falan gidelim. Biraz atıştırayım. 15-20 dakikaya benim kanaldaki Among Us ses sunucusunda girip bekleyin abi. Hani yani muhabbet de edebilirsiniz tabii ki. Yani orada bir toplanalım. 10 kişi buluyorsak oradan oynarız. Bulamıyorsak ya Surhay'dan ya Mestefe'den falan bir şekilde 10 kişi toparlanırız. Oynarız. Onun için ben şimdi raidimizi başlatıyorum. Raid'i katılın abi. Surhay'a gidelim bugün. Ben raid'i başlattım. Katılın. Az kişi gitmeyelim en azından. Ayıp olmasın. Çünkü ayıp oluyor. Adam 300 seyrediyorken ben 5 kişiyle gitmeyeyim böyle. Zaten bir kısmımız Surhay'a, bir kısmımız zaten Mestefe'ye dağılacak. Oradan dağılırız en kötü. Bir selam verelim ona da. Ha, kapatırken geldiler. Wizard. Wizard Fax, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Görüşmek üzere. Belki hafta sonu yayın olabilir ama kesin değil. Discord'dan, Instagram'dan ve Twitter'dan duyururum. Öpüyoruz şimdilik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.